Abicim burası iyi mi? Yeri şahane, hazır mıyız? Reket! Bahçıvan'ın biberi sahneye çekildi. Kestik! Adam çok zeki. Değişik. Mücadele etmiş, tutkulu. Bomba gibi projeniz hazır. Bu mu? Abi bıktım artık yani. Eve geliyorum, atlıyorum. Tamire geliyorum, atlıyorum. Bak senin Don'la oynadığın film sayısı 20. Şurada pantolonu giyeli 5 ay oldu olmadı. Kulak veriyorsun topluma. Hayır! Ve bireysin. Bundan sonra böyle. Güzel bir film yapmak istiyorum ben. İçinde macera olsun, aşk olsun, romantizm olsun. İntikam desem gırla. Seks var değil mi? Seks gerçek hayatta ne kadar varsa o kadar olmalı. Hep mi? Haftada 4 mü? Hiç mi? İşsel yolculuk yoğun geldi bana. Dışa da vursa mı mesela karakter? Yıkamayacaksın beni hayat. No golpe, tengan ni serigor diye demin. Kruton'un geleceği senin elinde. Peki ya, Bali efsanesi. Erşan Kuneri sineması bundan sonra nereye gidiyor? İçerisi neşeli mi? Neşeli ne yapacaksın? Kedere boğacağım. Kahra boğacağım ulan. Bir seks filmi yap. Ama ben artık seyirciyle seks yapmak istemiyorum. Onlarla aşk yaşamak istiyorum. Karşılıksız da olsa. Bu akan kan bitmedikçe birbirimizi ne duyabiliriz ne de anlayabiliriz Herakles. Hangi kral ayakta kalabilmiş ki? Ama siz gerçek bir kralsınız. Donsuz kral Erşan. Mistik bir büyü. Gördü kaderini ilmek ilmek. Ölüme yok çare bir tek. Film zaten hesap soruyor abi. Kirli düzene. Beden bir tapınak gibidir. Arınmış. Maalesef kötü hastalık. Küldürmeyin beni. Geliyor acımadan. Buralara geliyor. Az önce konuştum o, hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. 2022'nin en çok merak edilen televizyon olayı nedir diye sorarsanız ta kendisi Erşan Kuneri 3 gün sonra hepimiz seyredeceğiz. Ben şanslıyım, daha önceden seyrettim bu röportajı yapacağım için. Ama hepinizin çok merak ettiği, sahiden de bu yılın en çok merak edilen işi için geri sayım bitmek üzere. Biz de dizinin ana kahramanlarını, ana oyuncularını 3 tanesini bugün burada konuk edeceğiz. Ezgi Hanım, Merve Hanım ve Cem Bey. İzin verirseniz az önce konuştum başladığında, burada Merve Dizdar konuksa en çok konuşkan konuğumuz olduğu için onunla başlayacağım. Sizin de izninizle. Estağfurullah. Biz de öyle düşündük zaten. Ben... Farklı bir şey geldiğini zannetmiyorum ki Ezgi zaten bu üçlü konuk formatına aynen, çok alışık. Ben bir öncekinde çünkü yeterince linç edildim hiç susmadığım için. Sorma, öyle bir şey var ya, bana da çok konuşuyor diyorlar. Güzel, hoş bir şey. Buyurun. Merveciğim, nereden çıktı Erşan Kuneri fikri? Erşan Kuneri rolünü oynayan genç komedyen arkadaşımızla çalışmaya nasıl karar verdin? Uraz, hocam. Uraz'ı diyor. Hocam ne olur cevap verir misiniz herhalde, çünkü... Erşan Kuneri fikri nereden mi çıktı? Yani ben yıllar evvel söylemiştim bunu oyunlarda, esprileri nereden bulduğumu ama. Ulusal televizyondayız değil mi? Yani az evvel fragmanımızı oynayınca neden biz bir dijital platformdayız? Neden, daha doğrusu ne kadar uzun zamandır Erşan Kuneri'yi konuşarak neden yapmadığımızı da hissetmiş oldum. Çünkü biraz frapan bir iş yani, diliyle, dünyasıyla. Çok uzun zamandır acaba nasıl bir hikayeyle bu adamı ve bu arkadaşlarını canlandıracağız diye düşünüyordum doğrusu. Erşan ismi babanın bir asker, babamın bir hikaye değil mi? Evet, babamın bir arkadaşı var Erşan diye. Çok da nadir bir isim aslında, çok rastladığım şey ama çocukluktan bir Erşan abiyi hatırlıyorum. Ama tabii Sean Connery'nin isminle ilgili, yani o Erşan Kuneri, Sean Connery'nin melodisinden arak bir şey. Arak severiz biliyorsun. Şeyin de etkisi var ama galiba değil mi? Kuntepeer Canavarı'nın da bir çağrışımı evet, var. Tabii ki. Leman Yağ müthiş karakteri, efsane elbette karakteri. Yani işte bizim filmlerde biliyorsun hani Farsça, Arapça çok var hani, Fakbadi. Demin sansürlendi ama olsun. Ama o bir isim. İsim, özel tabii, isim. Tabii. Yani yanlış anlamadım, hani İngilizce bir kelime değil, özel isim. Biz bir araya yani geldiğimizde yani işte artık o uzun yıllardır konuştuğumuz Erşan'ı belli bir kadroya bağlamıştık. Yani biz şöyleyizdir, biz 3 kız 4 erkeğizdir falan gibi artık şekillenmişti. Sonra şahane bir şekilde dağıttık rollerimizi. O kadar uzun zaman oldu ki yani hani bugün, dün bitirdiğimizi düşün her şeyi. Mesela neredeyse 1,5 senedir konuşuyoruz tabii, yani. Evet. İşin evet, içindeyiz, giyiyoruz, çıkarıyoruz. Evet, tabii. Şey nasıl oldu? Şimdi mesela Gora'da bir sürü efsane karakter var. Erşan'ın ayrı bir
işte dizisi, filmi, yani Erşan'dan bir ayrı bir iş yapma fikri nasıl geldi sana? Abi bir kere yani bizim mesleğimizle ilgili bir uğraş alanı ya, oyuncular, yapımcılar, film setleri, onlarla ilgili, o tabii yani insanı onunla ilgili bir şey yapmaya itiyor. Ben seviyorum yani kendi mesleğime yakın yerlerde gezmeyi. Yani mesela Okkabaz'daki sihirbaz, o da bir sahne adamı. Dolayısıyla bildiğin şeyden bahsetmekle ilgili oluyor. Yani rolleri dağıtırken de öyle. Yani mesela işte Merve tiyatro eğitimi alan bir oyuncuyu oynuyor. Yani mesela kendi hayatında mutlaka izler vardır. İşte Ezgi eskiden erotik filmlerde oynamış bir aktristi oynuyor. Yani vardır böyle gerçek. Ciddiyetle yani. Dinliyorum. Bir taraftan dua ediyorum. Kendi hayatında mutlaka izler vardır. Herhalde böyle. Yani. Masumlardaki erotizmden bahsediyorum. Evet. Masum. Masum. Kloraklı yani. Temiz bir erotizm abi. Dolayısıyla bizim mesleklerimize çok benzeyen, yani benzeyen, yansıyan öyle karakterler olduğu için bu adamdan ve arkadaşlarından bir macera çıkacağı belli. Şansımız şöyle oldu. Hepimizin takviminin denk gelmesi. Asıl güzellik o. Ama daha çok tabii arkadaşlarım yani neyi cazip buldular, neyi sevdiler, onları dinlemek benim çok hoşuma gidiyor. Siz gidiyor. Masumlarda böyle bayağı ciddi bir tempoyla çalışıyorsunuz. Evet. Biliyorum ben geçen sezon bitti ve siz yazın Erşan'a başladınız. Evet, evet. Sıfır tatil herhalde değil mi? Ya da çok az bir tatil. Yani bir 5 gün kadar kaçtık birlikte bir yerlere. Ama tabii ki buradaki en büyük motivasyon böyle bir işin içinde yer alma heyecanı gerçekten de. Bu öylesine söylediğimiz bir şey nasıl değil. Nasıl oldu senin yani ilk sana geldi fikir, teklif, evet. Senaryoyu okudun değil mi? Öyle şeyler olur. Tabii yani. Ki tabii ki aynen. Üzerine sohbet ettik zaten daha öncesinde hep böyle bir 2 dakika gördüğümüz filmlerde ve hepimizi çok eğlendiren bir karakterden bahsediyoruz. Bunun hikayesini şimdi anlatacağız deyince Cem ben çok heyecanlandım. Zaten ya bu yanımda olunca söylemesi daha zor oluyor ama hakikaten çok işte, keyif alarak izlediğim, yaptığı her işi takip ettiğim birisi olduğu için. Çocukluktan onu, beri de. Aynen öyle aslında. Yani neredeyse Bilperi öyle. Bilperi geçen bir toplantı. Çünkü o da çocuk söyledi. Yaşta bu yaşa. İşe başladığı için. Yaşa. Aramızda öyle çok ciddi bir yaş farkı yok aslında. Ama yani gerçekten de hep hayranıydım. Hep sahne üstünde de hiçbir gösterisini kaçırmadan izleyenlerdenim. Sinemada da her yaptığı işi izleyen bir seyircisiyim. Arayıp bahsettiğinde projeden, birlikte çalışacağımız arkadaşlarımızdan bahsettiğinde gerçekten ayrı ayrı çok heyecanlandım. Ezgi sen de Merve de çok büyük iki oyuncusunuz. Ben bayılıyorum size. Yani çok yani şahsen çok seviyorum da. Ama yani oyuncu olarak da böyle yaptığınız işlere falan böyle hayranlıkla bakıyorum. Çok bu benim de sadece tek başıma benim fikrim değil. Yani milyonlarca insan paylaşıyor. Arkadaşlık çok güzel tabii yani Cem Yılmaz'ı çok sevdiğinize eminim ama sizleri kolay kolay bir işe ikna etmek de kolay değil. Yani işe kendisine yani kağıdın üstündeki metne de ikna olmuş tabii olmaz. Ki. Orada seni aldı yani çok merak ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim ben. Daha 2. dakikasında kahkahalar atmaya başladım. Hakikaten bunu abartmıyorum. 2. dakikasında bayağı gülmeye başladım yani. Sayfayı işte başladım okumaya. Ha tamam buradaymış buraya gidiyor diye anlamaya çalışıyorum. Sayfayı çevirdim ve yani katıla katıla güldüm. Hatta yani ne oluyor falan diye yanımdakiler sorunca da ya kusura bakmayın söyleyemeyeceğim ama çok eğlenceli diye. Yani insan içi içine sığmıyor böyle eğlenceli şeyleri hemen paylaşmak istiyorsun. Ama ben spoiler vermekten nefret ederim. Gerçekten yani kanırtırım. Ve çok eğlendim. Tabii ki işin bütünüyle içeriği de çok hoşuma gitti. Bu zaten çok da gizli saklı bir şey değil. Her bölümün içinde hem oyuncularımızın kendi maceralarını sonunda da o macerayla uğraşıp çektikleri filmleri izliyoruz. Dolayısıyla bence oyuncu için çok heyecan verici bir şey. Biz 8 bölüm boyunca karakterimizi izletirken ayrı 7 karakter de gösterebilme şansına sahip olduk. Bunlar çok renkli, hiç birbirine benzemeyen ve her birinde çok Monique eğlendiğimiz, çok eğlendiğimiz karakterlerdi. Evet ben mesela... bir anda İspanyolca konuşan fragmanda da var. Monique Baldi karakteriyle mesela aşırı eğlendim yani.
Ya o kadar çok alev, ki. Ama alev müthiş evet. Karakter. Şöyle alev bir de Ezgi yani gerçekten. Ay Alev'i böyle alev alev ki. Yapmış Alev'i yani. Doğru. Ya bizim şöyle bir durumumuz var. İnsan bazen yani oynadığı karakterin sette adını pek unutmaz. Ama burada o kadar çok isim var ki ve kronolojik çekmiyoruz. Dolayısıyla ya kronolojik çekmeye çalışsak da mümkün değil bunda. Çünkü başka başka ortamlar var. Mekan bazen sizi zorluyor. İşte biri bir parçasını bir yerde... Bu biliyor, seyirci artık bunu biliyordur. Ya bizde bir de şöyle bir şey var. Her işin kostümü başka, makyajı evet, başka, evet. Adı başka. Dolayısıyla yani ben ilk defa bu kadar zamandır bu işlerin içindeyim. Ya adım neydi diye. Evet. Ve yazan ya, kişi olarak. Yazan yani. Kişi olarak. Ya benim bu filmde adım neydi? Çünkü bazen böyle şeyler oluyor yani. Çok nadir oluyor. Erşan'la ilgili ya Erşan'ı Gora'da biz görüyoruz. Bu arada Gora'daki Erşan hani çok, çok kısa bir sürede Erşan'ı görüyoruz çok, biz Gora'nın evet. içinde. Hani böyle ne bileyim işte bir komutan Logar kadar falan değil, böyle bir, değil. Bir karakter değil. İlk yani Gora bitti. Erşan'la ilk kalemi oynatmaya başladığın ne zaman? Valla ben Gora'dan sonra böyle bir 2005'te falan bir baktım ona abimle beraber. Bir hikaye yazalım diye. Yani bir şey hemen yapmak üzerine değil de. Böyle bazen kenara attığımız çok şeyler oluyor ya. Yani işte sonra da seçiliyor zamanla çözülüyor. Diyorsun ki aa onu yapmayalım da hani Arif Çağlar öncesine gitmesin de. Şu bir tane sihirbaz vardı bizim o turneye çıkıyordu. Onun hikayesi oluyor böyle şeyler. Erşan da o eskilikte. Ama tek münferit bir şeydi ya, bir öyküydü. Yani onun seks filmi yıldızı olmasan olmadan önceki hani o yarışmada fotoğrafın kralı seçilmiş yani sinemanın genç kralları. Oradan günümüze kadar yani belki 90'lara kadar o zaman için söyleyeyim. Öyle bir şeydi ama şimdi bambaşka bir şeye dönüştü. Merve sana nasıl geldi ve ne oldu? Mesela ilk geldin okudun. Şimdi Ezgi'ye sordum sonra aynısını sana sorayım. Bir kere önce ben açtı de, Ezgi'ye sordu ben tabii. Öncelikle tabii ki Ezgi'ye sordu. Şimdi bu zaten bu. Bu ablasına sordu. Tabii ki ama şimdi Ezgi... Ezgi ne dedi? Ona sen bize hocam. İlk önce kim okudu vallahi ben bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Çok özür dilerim Merveciğim. Bir tane adaletli bir şeyimiz var bizim. Biz daha başladığımız zaman arkadaşlarımla hiç ortada metin yokken, öykü varken konuştuk ya. Biz bir WhatsApp grubu kurduk. Yani Erşan Oyuncular Sendikası diye. Orada replik paylaşmaya ve evet, sahne evet, paylaşmaya evet, doğru, tabii. Dolayısıyla, başladı. Bu ne zaman? Merve'de... Kasım. Bir buçuk sene önce. Tabii. Kasım gibi. 2020'nin evet, Kasım'ı. Evet. 2020'nin evet. Kasım'ından başlayarak hepimizin olduğu, yalnızca oyuncuların olduğu bir şey varsa WhatsApp grubu vardı. Oraya ufak ufak atıyordum ben. Yani bütünü okumazdan önce orada ilk ve tabii o fragman da inanılmaz merak ettiriyor. Çünkü attığı sahneler gerçekten çok eğlendiriyor. Peki sonrasında, peki bu neden bunu dedi gibi meraklar uyandırıyor. Öyle bir şey yarattı ki üzerimizde merak. Buluştuğumuzda hepimiz bayağı böyleydik yani. Bir de ben sayfaları. Her şeyden önce şunu da söylemek istiyorum. Harika bir yaz geçirdik. Yani iş yaptık ama ben geçirdiğim en iyi yazlardan evet, biriydi. Çünkü benim çok merak çok ettiğim bir şey ne biliyor musun? Şimdi bana arkadaşlarım çok yani sizler dışında da yani Erşan'daki birçok insan benim çok yakın arkadaşım. Hep konuşurken falan diyorlar ki ya gece çalışıyoruz. Evet. Bak, gece yapıyoruz gece. Dedim ki Merve dizdar mı? Evet. Yani, gece olmaması lazım Merve'nin orada. Merve sen kuş. Ne yaptın? Mesela, anlatsana bunu mesela. Gündüz insanıyım. Bir, ikincisi Masumlardan çıktık. Çok zor bir işti. Çok yani yorucu bir işti gerçekten. Erşan Kuneri de çok zor, çok yorucu bir işti ama evet, biz sen kulisi anlatamayacağım. Bir araya yani geldiğimizde Merve ile işin dedikodusunu yapıp şöyle yaptık. Evet. Abi iyi ki içindeyiz. Evet. Gerçekten. Yani ya yanımızdasın diye değil, bir programa evet. katıldık hayır, diye değil. Ya çok gerçek. Güzel bir iş yapıyoruz, çok eğleniyoruz. Ne güzel ya. Bütün oyuncular birlikte evet. oturup eğlenebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz, evet, herkes biliyoruz. Yani sevgi dolu evet. bir şey oluyor. O güzel. Çünkü hakikatte çok. İnsanlar setlerle ilgili bir sürü arkadaşımız, gençler, bizden yaşlılar. Hani bu sette çok eğlendik esprisi vardır ya yıllardır. Ya şimdi eğlenmek var, eğlenmek var. Eğlenmek işe yansır bazen olumlu anlamda. Bir de yani kaba tabirle eğlenmek de işe yaramaz aslında. Mutlu olmak daha anlamlı bir şey. Evet, yani, yani çünkü de. Eğlendi mi iş bitmez. Yani o kadar he eğlendi mi. Ama yani böyle bir mutlulukla gidilen bir set olması meselesi benim ben çok sektörün dışından biri olduğum için şimdi kardeşlerim daha aslında bakma yani
hayatım boyunca işte bir 10 küsür film yapmışımdır. Bir sürü reklam filmi setinde bulunmuşumdur ama onların tabii çalışma ortamları çok konforlu. Yani şeyi yüksek. Yani böyle çileli setlerde pek bulunmadım ama kardeşlerim bulunmuştur. Yani çileli set denilen şeyi... Bulunduk. Yani yaşa. Yani çileli set denilen şeyi biliyorlar. Çok zorlandığımız zamanlar... Bizi anlatmak ister misiniz? Hangi dizi, film, hangi... Ben direkt isim bile vermek isterim. Ben kurmalıyım. Ben sen başla ne istiyorsan... İstemeden oluyor bunlar. Tabii aynen öyle. Herkes iyi niyetle başlıyor ama... Yani o kadar çok denklemde o kadar çok bilinmeyen var ki... Yani... İnsanın sette kötü hissetmesine bir kıl fark var. Yani çok mümkün bir yer. Çok zor bir yer. Çok çok sıcaktı. Bence geceye olması çok daha mantıklı oldu gerçekten. Biz başladık gündüz. Evet. Başladık. Biz Ezgi ile bir sahnemiz başladık gündüz. Ama evet, baktık ki yüzümüzde makyaj geçen yaz kabus sıcak. Nefes alamıyordu yani. Çok garip sıcak. Gece edilince bu kardeşim yandı. Ama bir şey nasıl mesela gece nasıl hallettin mesela o? Hallettim. Gayet güzel hallettim ya. Perdelerimi kapattım. Feride karakterini daha değişik alarak yani daha uykulu. Çapaklı Feride. Yani daha uykulu alarak. Bir de şey yani gerçekten garipmiş. Cem Yılmaz böyle bir karakter var Merve diyor yani. Bilmiyorum çok garip bir his değil mi? Bana çok garip geliyor bu. Öyle sen söylemiyorum. İlk Ezgi ile çalıştığımda da böyle geliyordu. Yani benim yanımda çalıştığım insanlar çok önemli insanlar. O yüzden... Ben bir de, beni dahil ettikleri çok Feride çok yani. Merve olmamış mı ya? Yani Merve'ye çok böyle Feride olmamış. Çok benlik. Erşan'da Feride'yi kim oynar deseler Merve demez misin Ezgi? Evet. Doğru. Bir de bir şey biz bunu da aramızda dedikodusunu yaptık. Kusura bakma Cem birazcık fazla dedikodu konuştuk yapmışız. Ama ne güzel. Allah'ım çok mutluyum. Ekip yani isimleri düşününce Çağlar, evet, Uraz, yani. Zafer abi, Bülent, Nilperi yani Can abi herkes o kadar... Ya bu da tam böyle tamam. Olmalıydı evet, ya. Evet. Yedirtecek gibi ki bu mükemmel bir şey bence. Sahip şeyle ilgili be gülüm. Yani böyle sahip çıkmakla ilgili. Şimdi mesela tabii. Kağıt üzerinde biri var. Kağıt üzerinde biri var. Öyle bir kadın var. Öyle bir erkek var. Şimdi hani aktörlerin şöyle bir özelliği olursa çok güzel oluyor. Var orada bir şey. Bir alayım bakayım bunu bir giyeyim bakayım yakıştırayım. Hani bir laf vardır ya yakıştırmak. Öyle oluyor. Şimdi Ezgi'nin oynadığı... Şimdi... Ne zaman bizim işlerle ilgili böyle bazen yani kastı eleştiriye tabi tuttukları zaman diyorlar ki mesela hani hep aynı insanlar falan diyor ya bu şakayı. Benim ona cevabım şu mesela Özkan abinin oynadığı bir şeyi seyirciye şu his geçmesini biz daha çok seviyoruz. Ya ondan başkası öyle yapamazdı. Aynı şekilde burada da öyle. Yani Feride ise Feride yani atıyorum ya yani izliyorsun seyyare diyorsun ki ya bu zaten Nilperi'den başka hani aramızda da dağıtsak olmuyor. Evet, yani evet. Mesela benden anca Erşan olur. Yani ben acaba ben Uraz'ın karakterini oynar mıyım diye bir aktör olarak kabiliyetimi zorlamama gerek yok. Onu çok iyi oynayacak biri var duygusu geliyor yani. Bir şey sorabilir miyim? Senin Alevi, senin Alevi çok sevmen konusunu birazdan açacağım. Ayağı girdi. Bir şey soracağım size yönetmen olarak. Mesela hani çok aynı oyuncularla oynuyorsunuz lafı. Ya bir yönetmen aynı oyuncularla oynamak isteyemez mi mesela? Şey olarak da. Vallahi alışmış bu, oyun. Bu şaka, bu şaka, bu şaka. Yok gerçekten. Çok, onun tweet'i belki var ya. Onun tweet'i var. Bu Cem Yılmaz da hep yani. Aynı adamlarla oyun oynuyor falan. Yok hayır belki abi de bu çok... bir tercih de olabilir. Çünkü bilmiyorum. Canım kardeşim. Ama öyle sen galiba Erşan'da bu eleştiriyi kabul ediyorsun artık. Diyorsun ki hep aynı insanlarla oynadığım eleştiriyi kabul ediyorum. Ve Erşan'da buyurun size evet, farklı oynadı. Abi biz Merve'yle ilk defa böyle uzun soluklu bir şey yapıyoruz. Keza biz Ezgi'yle var yani böyle bir oyunculuk maceramız ama. Ama yine de böyle... asıl böyle upuzun evet, bu, değil evet, mi birlikte? Bu. Evet. Tabii ilk defa çalışıyoruz tabii. Yani. Ya şöyle bir konu var. Ya güzel olan bir şey bir karardan oluşuyor ya. Hani demin bahsettiğim. Herkesin ortak özellikleri var. Ya yani ortak özellikle ha bir rolü alıp böyle evet, hani onunla şenlendirecek birisi. O nedenle çok bu anlamda seyircinin izleme zevkine çok hitap eden bir şey. Merve'nin sorusu ama çok önemli bunu sorayım ben. Gerçekten bir yönetmen sürekli aynı oyuncularla oynamak isteyemez mi? Bunu elbette. Dünyada da yani bence de ben bunu hiç peki, ya ben bunu, niye bu dayağı bir tek sen yiyorsun o zaman ben? Ya beni o konuda hassas buluyorlar, eğleniyorlar benimle. Benimle benim case'im başka yani. Boş ver. Yani benim konum kapanmaz yani. Dolayısıyla benim yani başka sıkıntılarım var belli ki. Dolayısıyla yani biz
kökte ne yaptığımızı bildikten sonra bunlar artık yani çok hani amatör şeyler oluyor. Yani açmak, izah etmek de komik geliyor. Bizim yani seyirciye vaat ettiğimiz şey yani kabiliyetimizin sınırında mı? Hani kendimizi vermiş miyiz? Güzel canlandırmıyor. Hani bir söz var bize bazen galalarda ya da şeyde sorarlar. İçi arkadaşlarımız sorar. Mesela işini bitirirsin. O yaz bir film çektin. Üzerinden neler geçer, postu biter, müziği biter, renkleri biter, o biter, bu biter. Yarın da galası vardır. Eşin dostun der ki, içine sindi. Dersin ki, sindi ama bizim meslek öyle bir meslek değil. Yani benim içime sinse ne olur yani. Senelerce benim hep içime sindiği için. Bir de şey, içime sinmesi için biraz geç değil mi ya? Yani ben yazalı 2 sene oluyor yani. İçine sindi mi? Sinmese bir daha yazardım yani. Yani o kısmı yani üretim meselesinden haz almak, işte dediği gibi setten haz almak bence anahtar şey bu. Sonrası başka macera çünkü. Yani Ezgi, sonrası... şu setten hiç unutamadığım bir şey anlatsın. Böyle dan diye sorunca aklına ilk gelen hangi şeyleri... birin? Yemin ederim ben bunu geçen gün düşündüm. Çok. Hem de programa geleceğimizi bilerek bir şey söylesem diye. Valla ama o kadar çok şey var ki. Yani mesela oynadığım Songül karakterini çok sevdim. Ay. Ve ya Cem'in oynadığı karakterin üstüne o kadar gidiyoruz ki. Bir dakika, Songül'ü ben hatırlıyorum. Erman. Özür dilerim. Erman'ı izlemedin. Ha, seyretmedim. Çok üzücü. Erman'ı seyrettim. Erman'ı seyretmez miyim? Seyrettim. Evet, tamam. Ah, tamam ya. Şu an var. Tamam. Yani ya. Onları... Süper kahramanı. Evet. Erman evlendi. Nikahlı karısı. Canım. Tamam. Oo, müthiş o. O kadar mutsuz. Bak, olağanüstü bir şeyden bahsediyoruz. O kadar mutsuz ki ve Cem'in üstüne gittikçe onun böyle şişip masum duruşu beni hep çok güldürdü. Bu, o aile. Ay, çok birbirimize baka baka sürekli bela okuyoruz. Ne yazık ki böyle insanlar tanıyorum. Evet, var. Var ya, çok ben var. Ben de ilham aldığım birileri var. Hayır, değil mi? Sen süper kahramansın. Neden oraya gidiyorsun? Ya, o kadar üzülüyorum. Yani safi ziyansın diyor. Koskoca bir süper kahramanla. Pelerinim var ya. Hayır, tabii. Pelerinim var ya diyor. Ya oradan göktaşı düşecek diyor ki koş git diyor. Bir şey var diyor. Koş koş diyor. Hani anlatabiliyor muyum? Bu kadar mutsuz bir kadından bahsediyor. Hayır, abi, o çok değil. Çok iyi. Müthiş ama o. Evet ya. O aile de. Çok iyi. Çok iyi. Çok fena bir aile. Ama yani şimdi Çağlar'ın oynadığı bir Kooperatif Kemal'de bir karakter var. Benim ya yani benim favorim. Bakın, o. Ben. Şimdi spoiler vermeyeceğim. Herhangi bir şey söylemeyeceğim. İsim falan söylemeyeyim. Ama. Yo, Nazlı. Söylüyor muyuz? Nazlı'yı tamam. Nazlı'yı söyle canım. Ay arkadaşlar 81 yani. 81 yılında en iyi kadın oyuncuya adaydı. Aslım Portakal'da. Ya o çok kadar iyi. Güldüm ki. Yani mükemmel. Ya ben onu spoiler vermek istemiyorum ama çok da konuşmak ya istiyorum kardeş, o anları falan. Çocuklar siz o filmde tabii İstanbul'daki bölümde vardınız. Sette yoktunuz evet, değil mi? Evet, bir de ben o zaman Covid olmuştum ya. O, evet, bir Covid maceramız evet. Devamı söyleyeceğim ama o senin Nazlı'ya ya, evli yaptığın bir konuşma var ya, vazgeçme anı. Abi bak. Ya orada bir tepki var, bak var ya. Dramımı anlatayım mı? Bak samimi söylüyorum, Çağlar o kadar tehlikeli bir oyuncu ki. O filmde ya, çok vakit geçirdik biz. Yani 2-3 gün yalnızca Çağlar'la ikimiz ve Uraz. Üçümüz vardık yani yoğunluklu olarak sette. Abi kadın kılığında devamlı ve hiç ya bak bir saniye bile yani ara verildiği zaman da karakterden çıkmıyor. Ve ben adamı tanıyorum yani benim senelerdir tanıdığım Çağlar. Yanımda böyle bir köylü güzeli gibi böyle duruyor. Ve sahne icabı bazen çektiğimiz yerdeki gerçek ahaliyle beraber o kalabalığa karışıyor. Ve ara verildiği zaman da o kalabalıkla kalıyor tabii. Yani mesela kestik dendiği zaman Çağlar köylü kadınlarla beraber böyle duruyor. Onu böyle o gruptan aparmaya çalışıyoruz. O kadar sırıtmıyor ki onları. Ya onların arasında böyle duruyor. Yani kopmamak için tablodan hani kestik ince Çağlar Bey o kostümle gidip böyle ne haber evet çayımızı yok. Onlarla beraber böyle duruyor. Sinirim bozuldu. Birbirimize aşk sözleri söylüyoruz falan. Ben ilk defa bir erkekle bu kadar yakınlaştım bir filmde yani. Çok iyi ama. Ya bana bu imkanı ya. Ferzan Özpetek bile vermemişti. Çok iyi.
Kendi kendine bu imkanı verdiğin için kendine teşekkür ederim. Abi çok çok yani deli deli anlar oluyordu yani. Ama işin güzel tarafı... Orada bu arada Uraz da müthiş oynamış ya. Ben düşünüyorum. Evet, sen orada. Senin bir lafın yani... var demiyorum. Ben de yani o... Evet, evet. Sahiden müthiş oynamamış bu yani. Yetenekli çocuk. Yetenekli. Yani çoğunlukla bir sürümüz yani. Şeyde hani soruyorlar ya bize. Özellikle mesela sen de yıllarca hani komedik işlerde bulundun falan filan. Ama mesela Masumlar başlayınca herkes böyle bir çarpıldı ya. Vay işte Ezgi ile Merve neler yapıyor, harikalar yaratıyorlar falan. Açıkçası ben onu insanlara hani seyirci büyük bir kitle için söylüyorum. Ben mesela hiç şaşırmadım onların öyle oynamasına. Biliyorsun bir yapımcı... Büyük bir kitle çok böyle bir şaşkınlık duydu. Halbuki o kadar yani zaten belli bir şey ki bu öyle oynayacaklar. Çok meşhur olmuş. Bir yapımcı Ezgi'ye şey diyor. Sen komedi güzel tamam şeyde dram oynayamazsın falan diyor. İşte bu mesela... Cevabı Masumlarla verdi. Aynen öyle. Yani birini birinden daha yukarıda tutmak için demiyorum ama yelpazesi geniş bir oyuncu. Yani komedide çok daha iyi olanlar zaten diğerini kapsayan bir yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum ben. Ya şey yani ama Chaplin gibi düşün yani. Hmm. Chaplin bizi ağlatabilir mi? Her an ağlatır yani. Bana izleyici olarak ama bu çok zor bir şeymiş gibi geliyor. Ben de seyirci olarak Cem'i mesela dram işlerde aşırı beğeniyorum. Yani çok keyifli. Mesela Amir isiminde ne kadar güzeldi. Sen istediğin kadar dalga geç. Çok eğlenceli. Yani ya yok dalga geçer mesela, miyim canım? Aşkım. Yok biliyorum canım şaka yapıyorum. Gerçekten her şey çok güzel olacağın mesela inanılmaz duygusal sahneleri vardır. Baya böyle boğazın düğümlenir. Al mevsimi hakeza öyle. Isaac. Evet. Isaac. Ya Hokkabaz. En sevdiğim Cem Yılmaz filmi mesela Hokkabaz benim. Ve bence çok duygusal bir iş o yani. Senin en sevdiğin Cem Yılmaz filmi hangisi? Vallahi ben... Kara Komikleri çok sevdim. Ben de çok sevdim. Çok sevdim. İkisini de gayet... Bir Ata Demirer şey filmi söylüyormuş. Eyvah eyvah. En sevdiğim Cem Yılmaz filmi ya eyvah eyvah. Üç ama değil mi? Üç yok mu? Var ya. Var tabii canım. Ya, var tabii. O detayı veriyor. Hayır, Hokkabaz'ı da çok seviyorum. Onları da çok seviyorum ama ben Kara Komikleri de çok beğendim. Üç yok ya. Bütün... Üç var mı? Eyvah eyvah. Dört de var ya. Hayır ya. Yok. Yok üç mu? Var mı? Üç yok. Üç bence yok. Üç var. Tamam sence var anladım güzel. Ben öyle biliyorum ben yani. Ben 3 var diye hatırlıyorum ya. Üç ben var. Yanlış hatırlıyorum. Benim. Bakın arkadaşlar. Yani Kara Komikleri kara de komikler çok. Mi? Evet. Ben onların. Varmış 3. Ha 3 varmış. 4'ü bilmem 3 var. Yok. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. 4 yok 4 nala var. Ha, evet Niyazi Gül 4 nala. Evet. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Söyleyebilir miyim? Lütfen söyle. Reklamlardan sonra söyle. Ben şunu söylemek istiyorum. Bence CV gibi bu iş. Hmm. Yani bir sürü şey oynadık. O yüzden çok bir oyuncu için evet inanılmaz evet, bir şans olduğunu düşünüyorum. Abi şöyle bir sıkıntı oradan ama. Oraya, oradan oraya. Şimdi ben sadece bunu bir izleyici olarak söylüyorum. Ben mesela diziye çok zor konsantre oluyorum. Yani dizi seyretmek benim için acayip zor bir şey. Siz şimdi dizinin içine bir de film koymuşsunuz. Evet. Nasıl olacak o iş? Yani çok riskli değil mi abi bu? Mesela sen izlerken bir seni yordu mu? Hayır. Ya ben bir şey söyleyeyim. Yani benim bazı bölümler var falan. Ben gerçekten kooperatifte falan böyle dizlerimin üstüne çöktüm yani. Ya bence ya işini... orada o Nazlı'nın falan şimdi evet, size anlatıyorsunuz. Evet, evet, Erman'da evet. Da mesela o senin Erman'la o diyalogların falan böyle şu an yani o inanılmaz şeyler onlar yani. Beni büyük çarptı. Ya İki tane bölüm feci benim için. Dijital yani. Platformun en güzel taraflarından biri de hani ulusal kanallardaki dizilerin o uzunluğu hakikaten neredeyse... Başka bir konsantrasyon istiyor. Değil mi? Istiyor. Tabii, iki, bir, yani ama şöyle... Başka bir dümü tamam. Bizim 8 bölümümüz gibi bir şey oluyor sanırım. Vallahi öyle. Evet. Ama abi şöyle bir şey değil mi? Yani şimdi beni sıktı sıkmadı değil ama mesela ben ilk iki bölümde biraz böyle şey oldum. Lan bu film nereden çıktı? Ya format, şimdi bu, yani format meselesi... Hani anlamaya çalıştım. Bu çok riskli bir şey değil mi ya? Anladım. Fikrin kendisini ya, risk, anlamaya çalıştım. Risk şöyle. Evet. Anladım. Ama hiç haberdar olmadığı tabii, için. Hiç sıfır haberdar. Tabii hiç yani. Tabii. Ben geçtim karşısına. Dizi seyredeceğim, sizi seyredeceğim diye. Evet. Ben onu şeyde de yaşamıştım doğrusu. Kara komik kararını verirken de. Şimdi mesela. Tabii hani, o da. Ticari bir iş değil ya o. Yani ticari bir fikir değil. Çok kişisel bir iş. Bir de ne bileyim ben. Ya anlatana kadar vakit geçiyor. Bir tanesi kara öbürü komik mi falan. Yani senelerce bununla uğray. Yani şimdi birisi... bir format arayışıyla
yaptığı zaman bir de izahata mahkum oluyor. Yani bu eğer bir sitcom olsaydı biz derdik ki bu bir sitcom. Yani bu bir işte bir drama olsaydı derdik ki bu bir drama. Şimdi format biraz izahat istiyor. Ama yani birinci bölüm bittikten sonra artık alışmış olarak 2-3'e devam ediyorsun. O nedenle birden girince böyle evet lan ne izliyorum ben duygusu yaratabilir. Zor. Ama bir panayır havası da yani oradan geliyor ben zaten. Yani yalnızca kendi hayatlarımız üzerinden bir yani böyle bizim şey diye kodladığımız yani Erşan ve arkadaşlarının draması artı filmleri. Yalnızca biri ya da yalnızca öbürü hani olsa biz tatmin olmazdık doğrusu. Bu kadar eğlenmezdik yani. Tabii canım bu çeşitlilik mükemmeldi bizim için. Sana da öyle hissettim bilmiyorum. Ben mesela sana öyle geldi mi? Seyircilere de öyle geleceğini düşünüyorum. Erşan ve arkadaşlarının her bölüm ne yapacağını ben merak ettim yani. Evet. Bir yerden sonra çünkü öyle bir ensemble yaratılmış ki yaratmışsın ki şey oluyor. Hem güzel bitiyor hem devamındaki filmi de merak ediyorsun. Ama şöyle şey, abi riskli bir şey bence bu ya. Yani. Ama bu riski biz ya, almayacağız da kim alacak? Bir de sen yani zaten hep alıyorsun. Bir de evet, öyle bir tuhaflık var. Yani hayır, ısrarla şey, bu riski alarak gibi. Kara komikler de bence riskli bir şey. Yani kara komikler çok daha önce yapılmış bir şey değil. Ama ben şundan rahatım. Mesela dergi için bu arada dergi arkadaşlara söz verdim. Dergiyi göstereceğim. Evet çok güzel. Bu ay Cem Yılmaz'ın çok önemli bir gazeteciyle içeride röportajı var. İsim verme. İsim vermek istemiyorum. Şimdi orada ben sana şeyi sorduğumda bunu konuşurken Erşan'ı dedin ki tıpkı her şey çok güzel olacak gibi Erşan Kuneri de komik olsun diye yazılmadı dedin. Tuhaf olsun diye yazdım ben Erşan'ı. Evet. Tuhaflık benim için birincil, komiklik ikincil bile değil. Her önemli zaman olan hikaye. Canımın istediğini yaptım, bu lüksle yapıyorum bu işi diyorsun. Her zaman öyle ama. Ben yani 20'li yaşlarımın ortasındaydım yani film işine girdiğim zaman. Allah şifa versin. Kemal Kenan arkadaşım şu anda çok hani hasta, onu da anmak istiyorum. Onun vesilesiyle biz ilk bir film öyküsü yazma ve bize Filma Kaslan, o zaman Eşkıya'nın yapımcı, yani Eşkıya çok tazeydi. O filmin yapımcısı Ömer Vargı, Mine Vargı bize bir teklifte bulundular. Yani bir hikaye yapalım seninle diye. Bana sor. Ben 25 yaşındayım o zaman. Belki de 24, hatırlamıyorum şimdi. Evet 24. 97. O zaman da aklıma bir komedyen, bir karikatürist, bir mizahçı olarak abi şöyle sulu zırtlandan bir tane böyle fırlama bir adama hiç oralara kafam çalışmıyor benim. Yani her şey çok güzel olacak. Elbette Gorat Ağa karikatür ama yani ben aslında değişik yani bir insan, bir grup aktörü ya da işte yani sinemaya gitse ya da evinde de izlese şimdi ya yani izliyorsa bir sebep olması lazım yani değişik bir şey olması lazım. Ya işte biz o zamanlar Masar abiyle oynadığımız o abi kardeşi hatırla. Abi o da tuhaf hikaye işte yani ya zaten. Hiç kimse o adamlarla yok ilgili film yapmaz. Tabii yani yapmaz. Yani Altan Çamlı ile abisi Nuri. Kim ki bunlar bunlara film yapasın? Dolayısıyla yani Halıcı Arif de o kafada bir şey. Halıcı Arif'i niye uzaylılar kaçırsın ya? Ya kaçırırsa film olur işte. Gibi. Ya bütün öykülerim aslında bu çıkış her noktasında. Her şey çok güzel olacak. Ya şey yaptığı çıktığı dönemi ben hatırlıyorum. Yani o dönem benim mesela sınıf arkadaşlarım ben de hatırlıyorum falan, hiç beğenilmemişti. Abi hiç beğenilmemişti. Aa, ben çok iyi hatırlıyorum. Ben kavga ettiğimi falan hatırlıyorum arkadaşlarım. Bu ne ya böyle hiç komik değil. Hiç şaka yapıyorsunuz. Evet. Ya yani ben çok iyi hatırlıyorum bu konuşmaları. Yani evet, şimdi anlattığımda insanlar diyor ki ya saçmalama. Yok ben de söyleyince inanmıyorum. Abi ben yaşadım bunu ya. Her şey çok güzel ben olacak. Ben sınıf arkadaşlarıma gidip seyrettiğimde gelen reaksiyonları çok iyi hatırlıyorum. Abi ben şeyi hatırlıyorum. Ne bu ya diye. Ben ne bu ya? Tabii ne bu ya, bravo var. Bu bir iki abi Gora çıktığı zaman ne bu abi falan. Ama sen şimdi mesela Erşan'da bu da bunları duyacağını bil de öyle söyleyeyim. Yani bu böyle bir garip bir ne bu ya var Türkiye'de. Ben ya, bunu anlamıyorum. Ben açıkçası herkesin her şeyi söyleyebilme potansiyeline sahip olduğunun uzun süredir farkındayım. O yüzden de ama mesela gerçeği değiştirmiyor söylemeleri. Evet, ben insanların çok bir şey göreceli bir şey bu. Bir şey değişmesini zevk meselesi mi bir noktada da? Hakikaten saygı duyuyorum. Kimsenin fikrini değiştirme derdinde de değilim. Çünkü bu bir cümleyle değişebilecek bir şey de değil elbette, ya. Elbette. Ya sever ya sevmez. Ben sevdiğim için yaptım ama. Benim için asıl olan oydu. Evet. Ben bu oyunu oynamak istedim. Heyecan verici olan şey buydu. Daha sadece ne olabilir ki zaten? Evet. Canım.
Gerçekten Alev Alev benim için çok heyecan vericiydi. Ya adı bile kim bilir gerçek neler vaat ediyor. Baksanıza ya. Daha ne olsun ya. Ya değil mi bak keyifli. Seyrederken valla o işe kapılıyorsun. Gerçek adı ne acaba Alev'in diye bir belli oluyor değil yani. Evet. Kesin değil. Belli ki değil yani. Ya şöyle bir şey var. Bu kısmında bizim orijinal seyircimiz yani orijinal. Bizim senelerdir sahneden, perdeden... Yani tiyatroda, perdede, televizyonda ilişki kurduğumuz orijinal bir seyirci var. Onunla bizim hiçbir sorunumuz yok. Bizim şeyle bir macera yaşıyoruz biz. Garip bir insan tipi var. Benim onlara şu önerim hep şu oluyor. Yani arkadaşlar sevdiğiniz şeyleri izleyin ya. Yani ilgi duyduğunuz şeylerle ilgili. Ya ben mesela ilgi duyduğum şeyleri izleyerek bu yaşıma geldim. İlgi duymadığınız bir şeyi izlemeyin ya. O size göre bir şey değildir yani o büyük ihtimalle. Şu şey çok iyi ya. Ya öyle değil mi? Evet doğru. Yani burada senin bir lafın var. Dünyanın en pahalı şeyini satan bir dükkanın önüne gidip ne kadar pahalı bunlar diye bağırmaya benziyor. Yani, alma yani Allah Allah. Esprinin birinci katmanıyla ilgilenen insana aşina değilim. Evet. Yani ben yani diyorum ya. Ya bu değil ki muhatabım benim yani. Hiçbir zaman da olmadı. Nereden çıkarıyorlar? Nedir o esprinin birinci katmanı? Ya birinci katmanı işte görülen şey. Yani adam muza bastı düştü. Ha 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 ha. Şimdi bununla ilgilenmiyoruz biz. Muzu kim getirmiş? Ne oluyor? Niye düşen adama gülünüyor? Acıklı değil mi bu falan? Oralarla ilgileniyoruz biz. Merve. Hepimizin yani hepimizin ilgi alanı, ortak alanı bu. Yani dramayla komedinin iç içe girmesinin sebebi bu. Bir diğeri ötekini evet ya. Besliyor. Yani edebiyatı olmayan bir şeyin ne anlamı var yani anladın mı? Feride biraz böyle şey, biraz değil daha doğrusu böyle meseleleri çok böyle yüzeysel görmekten hiç hoşlanmayan. Tabii. Tam tersine daha derinlikli şeyler seven. Tabii. Ve böyle bir tiyatrocu. Çok. Erşan da... bir pornocu yani porno filmlerin yönetmeni oyuncusu işte kahramanı ve Feride'ye geliyor. Evet. Feride bir dayak yiyor kendi arkadaşlarından falan. Evet ama hepsi geliyor sonrasında. Tabii. Gelecekler. Bu çok enteresan. Mesela Feride karakteri nasıl şeye geldi Erşan'da kafana yerleşti ve ya böyle bir şey de olmalı dedin. Çünkü o hiç beklediğimiz bir karakter değil aslında. Ben, Erşan Kuneri ben, serisinde ben Feride doğru. Demem ama Erşan'ın kaygısıyla çok örtüşen bir karakter aslında. Erşan'ın kaygısı benim kaygım bunlar şöyle bir şey hep böyle kendilerini ayrı dünyaların insanları zanneden insanlarız ya herkes birbirini bir yere koyuyor ben de şimdi demin birinden bahsederken onu bir yere koydum yani hep bir böyle bir farklı dünyaları barıştırma güdüsüyle oluyor yani ya siz o kadar da hani siz kardeşsiniz diyen bir tavırdan dolayı. O yazık bir eksiği var belli ki. Onu böyle okullu birisi evet gelir gelir bize bir fikir verir diyor. Yani halbuki evet. Onun da bilmediği bazı şeyler var. Yani hepimizin zaafları var, eksikleri var yani. Ama Erşan gerçekten bence en büyük ikna edici özelliği çok tutkulu, çok istiyor. Oh. Ve çok yenilikçi bir şeyle geliyor yani baktığınızda o dönemde. Ateşle dans filmi evet. Yapamadık. Evet yapamadık. Bir de dönemi de içinde bulundurursak yani muhteşem kendi bir şey. Kendi konumunu da düşününce gerçekten çok iyi. O yüzden kız da ona tavalıyor. Bu yeni bir şey yani. Ve destek olmalıyız tabii ki. Bir tüm iyi niyetiyle, çok bütün arkadaşlarını ikna etme çabasıyla. Evet. Çok tatlı bir karakter Erşan yani. Arada bir. Çok tatlı. Arada bir. Ya bir de ben neyi fark ettim biliyor musun? Birbirlerine ilişkisi açısından. Bir de bunu fark edince de özellikle buna dikkat de ettim sonra yazarken. Herkes yalancı. Ya büyük ve büyük satış. Yani her an herkes birbirini satabilir şeyi de var. Ama bu tip komedik yani komedik topluluklarda acayip bir yalancılıkla acayip doğruculuk böyle el ele gidiyor. Yani bunlar mesela her şeyi söylüyorlar. Ama işte yani bir sır da var yani arkalarından ne konuşuyorlar hiç belli değil yani. Okey mi yani birbirleriyle iş yapmak? Hala ben muammadayım. Yani şimdi mesela bir bölümde kızlar mesela işte hani Alev karakteri atıyorum şarkı söylemeye niyetleniyor. Fuarda sahneye çıkacakmış mesela. Hemen böyle bir tatlı bir satış var ya herkes işinde ekmeğinde Çağlar'la Uraz'ın oynadıkları karakter Altın'la Tumtum. Bir ara gidiyorlar abi gel kopalım Haller Gün'le bir iş yapalım falan.
Yani var böyle şeyler. Ve bu bize, yani gerçek hayatımızda da çok yabancı bir şey değil. Merve, sen unutamadığın sahneyi sana soracaktım. Araya sohbet girdiydi. Çok var benim. Böyle acayip, böyle hiç unutamayacağın ya da ne bileyim şimdi dan diye sorduğun. Ben şöyle kalbine bir şey söyleyeyim. Unutamayacağım değil ama çok zorlandığım Avva karakterim var. Çünkü orada şivveyi de yapıyoruz yani. Avva. Hatırlatır mısın ben? Kuru Murat. Kuru Murat. Ha, tamam. Ama işte orada Cem'in de, yani çok güzel bir bölüm bence ama benim için en önemli bölümlerden biri. Ay, tip olarak da o kadar güzel görünüyorsun. Amazon kadını oldum yani, muhteşem. Nerede oradaki şive? Olağanüstü değil mi o ya? Amazon kadını oldun ama ben hani dedin ya, chatte bir maceranız var mı? Az kalsın olamıyordu ama. Ya şöyle ki, mesela onun kostümünle ilgili bir macera yaşadık. Evet. Yani o ay canım. Sıkıntı yok. O böyle şeyler... Ne kadar titizlendiğimizi hep anlatıyoruz ya. Ya birbirimizle ilgili şöyle bir durum oluyor. Yani bir şeyi bir tasarımdan, çizgiden yani artık giyecek hale gelene kadar neler oluyor neler. Ama mesela biz o kostümle ilgili bir macera yaşadık bir gece. Hı. Hepimiz için enteresan bir şey. Mesela o haliyle ne ben ne Merve ne işte yani kostüm tasarımcısı bunu yani kabul etmedik. Yani böyle olacaksa olması falan diye hemen böyle bir iki günde. Ama çok güzel oldu. Bir iki günde yani yepyenisi yapıldı falan. Yani herkes böyle birbirinin üzerinden çöp alıyor, kıl alıyor. Yani aman işte şu bir yanlış bir şey olmasın falan diye. O mesele... yani işin bütününde bir genel bir tavra dönüştüğü zaman o zaman çok iyi. Bizim mesela işlerde son birkaç zamandır çok beraber çalıştığım işte kostüm tasarım Baran Uğurlu, işte bizim Burak Yıldırım sanat yönetmenimiz mesela bizim işin kameranın arkasındaki en önemli rollerden birisi bu ikisi. Yani bütün ambiyans. Bunları kim, onların isimlerini konuşabilir miyiz biraz? Çünkü oradaki kıyafetler, kostümler olay ya. Bayağı yani. Evet. Oraya gidiyoruz. Yok, falan yani. Çorabından tişörtüne falan. Aynen. Valla aslında olay değil. Olması gerektiği olması gibi diyelim. Gibi, yani bu doğru. Sağlıklı. Ama şimdi bizde şey yok. Yani depoculuk yok. Yani şöyle depoculuk. Ya işte ikinci el dükkanına gideriz oradan. Hmm. Versen oradan 80'ler falan. Yok öyle bir şey bizde. Her şey dikiliyor yani. Peki kim bunlara karar veriyor? Bunlar nasıl çiziliyor? Yani bu nasıl yaratılıyor? Bu bilmem kim acaba? Bir de üstelik... Ya kim olabilir? Üstelik Baran kendi de tasarlayıp elbette, diktiriyordu. Elbette. Ya şöyle bir şey yani var. Çok... Elbette bu bir fikir olarak başladığı zaman diyorsun ki 80'ler böyle böyle insanlarız. Elbette ki bu işin uzmanı o yani. Baran Uğurlu... Yani benim tanışıklığım onunla reklam filmiyle başladı. Dönemde çok ciddi bir ustalığı var onun. Yani periyot kostümünde çok iyi. Burak kardeşimle de biz Arif'le 200'ün altında çalışmıştık. Çok iyi. Yani evet. Bir ortam hepsi yaratmakta tabii. Bir noktada onlara emanet ediyorsun. Biz Erşan eve girdiğimizde ne olduk? Böyle kaldık. Ya, ne ya dedi. İnanılmaz tabii. Bir şey. Erşan ya. Ofiste de dekor öyle. Dekor orası neresi? Dekor hepsi. Hepsi ama dekor ama. Ya. Yani bunu söylemem gerekiyor. Ofisteydi ilk çekimimiz işte. Şimdi insan incelemek istiyor. Çünkü o kadar çok detay vardı ki. Tabii. Kamera bunların çoğunu görmeyecek. Ama her şey orada o kadar hazırdı ki. Damgasından tutunda kalemine kadar, atacına kadar. Dosyanın atacı bile işte, 80'ler olur mu ya? Aynen yani. Damga yapmış Erşan Kuneri, Kuneri film falan diye. Yani onu hiç kullanmıyor. Ezgi'ciğim onu söyleyelim. Logoyu çok beğenen var. Sosyal medyada görüyorum. O logo Burak Yıldırım'ın tasarımıdır. Ha. Yani bizim sanat yönetmenim. Benim fikrim değil. Ya ben öyle bir logo yapmam. Yani benim ilk aklıma gelen logo değil. O Burak'ın tasarımı. Yani bu arkadaşlarım elbette sektörde biliniyor ama daha fazla bilinmesi lazım. Yani kıymeti. Çok kıymetli. Kıymeti en azından. Keza beraber işte bütün işin hissediliyor mu fragmanda bilmiyorum ama cuma günü herkes hisseder. Yani filmlerin her birinin başka bir rengi var, başka bir dokusu var. Bir şeyi mesela Uğur İçbak bizim görüntü yönetmenimiz çok yani tecrübeli, yaşına göre yani genç ama yani çok tecrübeli bir abimizdir. Dolayısıyla böyle her tür bizim işte siyah beyaz filmimiz var. Bazı evet filmlerin ya. Siyah beyaz bölümleri var. Dolayısıyla böyle ışık, kostüm, dekor falan böyle birbirinle yani bizim kadar yani aktörler kadar terleyen bir grup o. O nedenle onların da hakkını burada evet, evet. Anmadan çok, edemeyeceğim. Çok önemli.
Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra az önce konuştum devam edecek. Reklamda yine biz çıksak ya. Seyirci ne sever öyle şey. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Erşan Kuneri'yi konuşuyoruz. Ezgi Mola'yla, Merve Dizdar'la ve Cem Yılmaz'la. Biraz sizin sorularınıza da bakıyorum ben bu arada. Her yer toz oldu Safiye. Ya pislik içinde. Her yer toz oldu Safiye. Vallahi billahi. Gülmez. Bunu şurada yanda buldum vallahi aklıma geldi. Teşekkür ediyoruz. Erşan Kuneri'yi Cuma günü itibariyle Netflix'te izleyebilirsiniz. Cuma günü saat kaçta başlıyor? Sabahtan itibaren. Evet. Yani, evet. Onun bir böyle bir yayın saati bir sabahtan şey falan itibaren. Var mı bilmiyorum. Abi şöyle bir yani benim temennim, benim bir sevdiğim seyirci tipi şu. Ben olsam yani Cuma, Cumartesi, Pazar bir günde de hepsi bitebilir. Öyle tahmin ediyorum maraton. Yani o hafta sonu hepsini bitirirlerse çok güzel olur. 8 bölüm çünkü aynı anda çıkıyor. Bunu merak ediyordum ben de. Vallahi ben sordum ben. 8 bölüm aynı anda. Sen en son gelmedin. Bana çok sordun. Maraton. Evet. Full giriyormuş. Şahane. Bugüne kadarki tüm Cem Yılmaz işleri arasında Erşan'ı nereye koyarsınız Cem Bey diye size soru var. Vallahi yani bence çok çarpıcı bir iş. Çok güzel. Ben çok mutluyum yani işte. Yani şimdiye kadar oyuncu arkadaşlarımla izlemenin dışında bir iki tane daha meslektaşımla, bir iki müzisyen arkadaşımla izledik. Sen de keza işte izledin. Müzisyen arkadaşım. Yani ben mutluyum ya. Yani benim seyircimle ilgili yani alacağım reaksiyon aşağı yukarı buydu. Valla ben bunu geçenlerde Twitter'da yazdım. Sevgili seyirciler izin alarak Cem Yılmaz'dan. Bir arabesk bir şarkı var. Yani Cem Yılmaz, Ercan Saatçi'ye ortak yapımı değil mi? Evet. Başka ismi geçmesi gereken biri varsa ben unutuyorsam özür dilerim yani. Şeyle ilgili. Ya o şarkıdan bahsediyorum sadece. Ha elbette. O Ercan'ın şarkısı doğru. Ya biz hani tür filmler yapıyoruz ya bu 8 bölümde. 8. bölümümüzde doyamadım. Yani bizim hepimizin favorilerinden biridir öyle tahmin ediyorum. Yani hepimiz bazen 8 yani 7 filmden hangisi favorimiz diye konuşuyoruz aramızda. Doyamadım yani komiklerden, değişiklerden biri. Dört tane şarkı var o filmde. dört tane şarkı. Doyamadım son değil mi? Ben çünkü doyamadım sırayla seyretmedim de o yüzden söyledim. Tabii, doyamadım 8. bölüm. 8. bölüm. Orada 4 tane şarkı var. Ben üçünü ben yaptım. Yani söz müziğini. Bir tanesini de Ercan yaptı. Ercan Saatçi. Yani sağ olsun. Hepsi Hakan Altun ve Ercan da şarkıda vokal yaptı. Bence favori olacak. Ben şöyle söyleyeyim. Şarkı her yerde söyleyeyim inanmazsa ben bunu göreceksin. Bence de. Zafer abi bir gün böyle oturuyoruz benim evde işte yemek yiyoruz falan. Onlar da oynadı Erşan'da değil mi? Puri. Can abiyle Zafer abi ilginç bir ikili. Can abi dedi ki bak sana şeyi dinleteyim dedi. Erşan'ın dedi müziklerinden bir tanesini ve şeyi açtı işte oradaki şarkılardan bir tanesini. Ercan'ınkini. Ercan abiyle sizin yaptığınız şarkıyı açtı. O gece başka hiçbir şey dinlemedik. Sürekli onu dinledik. Ama sürekli biz de öyle. Biz de. Ve benim... Ben rica ettim bizim WhatsApp grubundan. Dedim ki ne olur yollar mısınız? Çünkü ne zaman arabaya binsem sonuna kadar açıp ben başka camları hiçbir şey dinleyemiyorum. Hit olacak bak, ya. Bak delireceğim yazıyorum. Artık. Çok eğlenceli. Ercan Erses ya. Sana geldim dedim ki ya ne olur Can abiye dedim ki Can abi de bir de böyle berbat bir şekilde böyle bir şey sanki yani böyle ben sanki hayatta ben böyle deli gibi sahip çıkarım. Hayatta veremem ben onu kusura bakma dedi. Tam Can ve çaldı gece 4 gibi gitti. Abi dedim kurban olayım sesini hoparlörü açmam falan hiçbir telefonu açmamaya başladı. Ertesi gün yalvarıyorum gönder şu şarkıyı diye göndermedim. Sonra geldim sana dedim ki ya ne olur bunu bana bak çok yani şey. İstediği bir şey imzalayayım falan bunu gönder. Sağ olsun kırmadı cuma gönderdi. Cuma günü bütün o müzik platformlarında Erşan Kuneri şarkıları olan bunu soracağım işte ya. Bir tane de çok güzel bir hediye var. O da Özkan abimin şarkısı. Evet ya. Sondaki finaldeki. Evet. Özkan Uğur'un. O ne güzel bir final sahnesi ya. Çok eğlendik ya. Ne kadar güzel. Öyle bir yansıyor ki orada sizin eğlendiğiniz. Ama biz orada gerçekten kamera. Bitiriyorduk hakikaten. Yani kamera. Şimdi sende diyorlar ama biz gerçekten eğlenip oynayıp iyiydi. Gülüyorduk. Son gündü zaten. Mükemmel bir gece. Bitiyordu ya. Böyle bir son yani yazıldı mı yoksa bir anda şey hayır. Mi? Hayır. Böyle bir son şöyle yazılmadı. Yani bir kutlama yapacaklardı o gün. Yani 8. bölümün sonunda işte bizim Mickey Bar'da bütün ekip oraya gelir. Başarılı olmuştur filmleri ve bir kutlama. Orada bir şarkı söyleniyordu. Ama bu Özkan abinin şarkısı hediye bir şey oldu. Çünkü biz
Bir misafir oyunculuğu var Özkan abinin 6. bölümde. Dimitri Vapuridis diye bir karakteri oynuyor. Özkan abim o gün hani o sahneler çekilirken setteydi. Akşamına kaldık sette, biraz beraber yemek yedik falan filan, güldük oynadık. Gecenin geç saatinde dedi ki onun öyle huyları vardır. Yani sanki yani hasbelkader şarkı yapan bir adam gibi 50. yılında. Dedi ki ya çocuklar bir şarkım var, dinler misiniz? Ulan Özkan Uğur şarkısını nasıl dinlemeyelim? Hemen telefonundan çaldı bize. Abi yıkıldı ortalık. Dedim ki yani bu şarkı ne? Dedi ki bu ben öyle yaptım dedi yani bunu. Dedim abi bunu yani filmde kullanalım mı? Ve sen bize gel, evet, 8. bölümün sonunda bunu söyle bizim barda. Sağ olsun kabul etti. O şarkıda yani bir bakman lazım diye. Final yani bizim için hani o mekanın son günüydü. Hı. Özkan abim geldi söyledi. Biz de gerçekten Özkan abi dinledik. Çok yani, güzeldi. Hani öyle yine bir o sahnedeki yani mükemmel enerjisiyle tabii hepimizi alıp böyle coşturdu. Yani o sahne o anda karar verilmiş ve çok güzel bir ambiyans var burada. Hadi bunu çekelim diye çekilmiş. Hani bir şey yazılarak planlanarak yapılmış gibi bir his vermiyor izleyen. Abi şarkı o ilhamı getirdi. Yani Özkan abim şarkıyı getirince. Ama böyle hissediliyor olması da çok güzel çok bir şey. Çok hoş ya. O yüzden soruyorum. Böyle güzel bir final yazıldı mı diye. Yani ben hiç öyle hissetmedim. İşte bir kutlamaydı o. Kutlama belki böyle bir ne bileyim rezervden bir şarkı yapacaktık. Şimdi bir yandan da adını anmak istiyorum. Sertaç. Özgümüş. Sertaç bütün yani yalnızca dramaların değil bütün projenin müziklerini, scoringini yapan müzisyen arkadaşım. Çok kıymetli bir kardeşimdir. Yani gerçekten yani takip edenler biliyor. Yani şu son dönemdeki bütün bu dizinin müzikleri ne enteresan diye kulak kabarttıkları bütün birçok işin şeyi yani. Bu son bölümdeki o arabesk şarkılar özellikle. Bunlar peki arabeskler benim evet. Bunlar peki mesela bunlar nasıl yapıldı? Nasıl çıktı? Bir tanesini hadi Ercan Saatçili mesela sen bir şey yaptın, aradın. Hadi Ercan şuna bir bak falan mı oldu? Ya şöyle ben müzikle ilgileniyorum birazcık. Bu karakterin yani söyleyeceği şarkıları önce sözlerini yazdım. Biraz melodilerine takıldım. Söz müzik olarak onlar çıktı. Zaten biz hani o filmi çekmezden evvel o üç şarkı hazırdı. İşte sen, kaldırdım, doyamadım. Bu üç şarkı hazır. Pardon, ikisi hazırdı. Sonra bir filmde böyle bir esprisi olan bir kelime var, bir cümle. Şarkının adı olan şey. Onu Ercan'a dedim ki böyle bir arabesk bir iki tane şarkı yaptım. Dinledi dedi ki bu şaka mı dedi bunlar. Yok dedim ya işte filmin karakteri bu. Ama dedim bir tane de yani senden böyle bir şey istesem. Aa dedi çok eğlenirim. O da hemen yani haftasına yaptı bir şey evet yani. Ve Hakan bütün sette onu dinledi. Orada bir şey var galiba bir okumalarda bir Hakan Altun falan. He sağ olsun şimdi Hakan'ın da pespisisi vardır ya. böyle bir pesler için vokal rica ettik ondan. Geldi ama şarkının sözlerini bilmiyor tabii Hakan. Yani koşa koşa geldi sağ olsun. Dedi ki tamam ya ne demek dedi. Ben dedi okurum dedi. Taktı kulaklığı. Okumaya başlayınca son pişmanlık. Ne? Yani sözler bu muydu diye biraz üzüldü tabii. İşin en komik şey değil mi? Söylerken ne olduğunu fark ediyor. Söylerken nereye düştüğünü fark etti sağ ol. Çok ama iyiydi. Çok güzel. Ama yani bütün enstrümanistler. Yani şimdi benim bir kardeşim daha var. Bu işte müziklerde emeği geçen. Dediğim gibi yani Sertaç bütün her tür yani korku filminin işte ne bileyim polisiyenin, arabeskin bütün skorlarını o yaptı. Bu şarkıları Erkan Adlin kardeşim o yani bu bütün bu aranjeler yapılırken kayıtlarda başında durduğu işin. Bir de Ercan abi var tabii. Ezgi. Bayağı iş yani o filme ait yani yalnızca 8. bölümü ait bir şey oldu yani soundtrack oldu. Bütün işin başından sonuna kadar işin komik olup olmaması ne bileyim oyuncular falan. İşte onun için diyorum komiklik ikincil yani o ya kadar. Sahiden de yani ben mesela Arif'le 216 için de aynı şeyi yazmıştım o zaman. Her tarafına çok emek verildiği, çok özen gösterildiği. Yani çok böyle iş böyle hani derler ya böyle çok kıymetlisi Cem Yılmaz'ın olduğu çok kendini belli eyvallah, eden bir iş. Sağ ol. Şarkılarından tutun da dekoruna kadar. Ben işte kafa için konuşurken Cem Yılmaz'a şeyi sordum. Arkadaşlarını izliyorsan ne derdin hani bittiğinde? 8 bölüm birden. Dedi ki bu bir hüner gösterisi derdim dedi. Ha. Sen arkadaşlarını izliyorsan ne derdin? Mesela 8 bölüm bitti. İzleyecek elbette arkadaşlarını değil mi herkes? Tabii ki. Tabii ki. Ben izledim. Bir daha izleyeceğim. Arkadaşlarını ben de. Biz hepimiz izledik.
Biz izledik. Çok merak ediyorlar. Sürekli soruyorlar. Ne derdi? Valla bence arkadaşlarım hakikaten bu işi çok beğenecekler diye düşünüyorum. Uzun zamandır bekledikleri, eğlenebilecekleri ve hakikaten her şeyiyle bir bütün olarak çok şık bir iş göreceklerini düşünüyorum. Senin favorin hangisi? Aa, soruyu yanlış anladım. Ben mi yanlış anladım? Ben şu soruyu şöyle anladım. Sen dışarıdan izlesen ne anlarsın? Tamamen bambaşka bir şey anlamış. Arkadaşlarımın ne diyeceği üzerinden söyledim. Yanlış mı oldu? Yok yok, gayet iyi, devam. Tamam. Ben yanlış anladım. Sen yanlış anladığın şekilde cevapla. Tamam bak. Senin nasıl anladığını biz de anlayalım. Merve hoş geldin. Ne yapıyorsun? Neredesin sen? Ne yapıyorsun? Yok, gerçekten soruyorum. İşte Feride. İşte. Çocuklar ne yapayım? Değişmiyor bazı şeyler. Devam et arkadaşım. Senin favori bölümün hangisi? Ya Kooperatif bilmem senedir. Ki. Erman da fena tabii bu arada. Ya gerçekten düşünüyorum. Birini düşününce ya bu da çok iyiydi. Erman da öyle. Bence Fakbadi de mükemmel. Kuru Murat da çok iyi. Yani... Çok çok güzel hepsi. Kemal. Kooperatif Kemal. Kooperatif benim hiç ya tartışmasız ya birim işte yani. Size yani Nazlı karakteri uzun zaman izleyip sıkılmayacağım ve devamlı izleyeceğim, biraz eğlenmek istiyorum diye bir bölüm benim için mesela. Şey evet, ben de Ezgi'nin dediği gibi bazen aramızda konuşuyoruz böyle yani, atıyorum Uraz'cığım senin favorin hangisi falan diye, Zafer abi sen en çok hangisini beğeniyorsun falan diye. Sonra anladım ki mesela bu da bir mesele. Yani tabii. Şimdi seyirci ben şunu çok beğendim, buna gülmedim. Bu güzel bir şey. Çünkü tabii. Hepsi başka şeyler. Evet. Dolayısıyla kendi favorimi mesela sayacağım zaman aklıma hep bir tane başkası diyorum ki doyamadım çok komik falan diyorsun. Sonra aklına Kötü Mal filmi geliyor. Evet. Kötü Mal da çok komik. Kötü Mal da çok komik. Polisi olan mıydı Kötü Mal? Evet. Evet. Kötü Mal da çok iyi. Yani şunu demek istemiştim demin. Yani komiklik derken bak yani bizi güldüren şeyin ne olduğunu insan hep merak eder. Yani insan neye güler diye. Bizim işimizin bir parçası da o ya. Ben diyorum ki ya şimdi yakın zamanda mesela şeylerin, oğlanların yaptığı neydi çocuk gibi. Feyyaz. Feyyazların yaptı. Evet. Mesela bu onunla ilgili çok güzel şeyler duyuyorum. O da müthiş. Yani çok mesela beğenim. Çok değişik bir mizah ve çok değişik bir sunum, değişik bir metin, değişik evet, bir oynama güzel. Şekli. Mesela bu bana çok yepyeni bir şey, güzel bir şey ama geliyor. Ama tam dediğin şey mesela onlar için de geçerli. Hiç gülmeyen, hatta bilakis evet. Yani senin bir filmde var ya, bilakis kırıcı bulanlar da var yani. Var. Hiç komik değil yani. Ama mesela ne kadar güzel bir kapı. Yani mesela çok komik bir iş o ama çok akıllı bir iş sunum evet. Olarak. Evet. Yani çok akıllı bir tuhaf. Sunum. Evet, tuhaf. Tuhaflık daha kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Bizim işlerde şimdi ben bütününün tuhaflığı, yani iki katman var yani, bir kendi hayatları falan. Bütünün tuhaflığı birini kıkırdatmaya başlayınca öyle gidiyor zaten. Böyle film mi olur duygusuyla. Yani bir iki fragman yayınlandıktan sonra böyle tatlı tatlı eleştiriler duyuyorsun etraftan. Bazıları diyor ki yani ben tam konuyu anlayamadım diye. Ya ben sana söyleyeyim, biz de anlayamadık ki. Yani zaten konu da bu. Yani abi hiçbir şey anlaşılmıyor fragmanın. E doğru. Anlaşılmaz ki. 6 saatlik bir şey bu yani. Senin favori bölümün hangisi? Ya en iyisi mi bilmiyorum ama vallahi değil. Evet, yani yok. Benim favori 8'im bu olmasa ben bunları yazmazdım yani. Tamam. Çünkü mesela Islak Ejder diye bir film vardı. Siz duydunuz mu bunu? Yok, yok. Ben duymadım. Islak Ejder. Karate filmi. Yani en son hamburgerci açıyordu işte sonunda yani Islak Ejder. Yani... Mesela onu yapmadım yani, onu sürdürmedim yazmayı. Hmm. Yani o öyle bir sönümlendi. Yani bir tapu mapu işleri oluyordu. Böyle Ankara'ya gitmek zorunda kalıyor iskan işleri için. Herkesi döverek tapu dairesinde kat be kat çıkıyordu böyle şey gibi. Ölüm oyunu gibi. Tapu ve kadastroda kung fu yapıyordu yani. Yani Islak Ejder filminin olurmuş aslında. Tabii ki olur ama yani işte ne bileyim, Ateşle Dans bir dans filmi, onu yapmadık. Evet, olacak. Bizim hepimizin içinde evet, ukde kaldı. Alev sevinmiştir bu işe ama evet, Seyyal'de Feride çok gayet iyiydi. Yani onun isteği vardı. Dolayısıyla ben bu 7'yi seçtiğim için, şimdi bazen de 7 bazen 8 diyoruz. Bir bölümde bir film birazcık daha uzun olduğu için, 2 bölüme yayıldığı için öyle. Erman 2 bölüme yayıldığı için 7 film 8 bölüm. Vallahi hepsi çok favorim ya. Yani
Bir de ben onlarla tek tek, yani hepsi benim çocuğum. Tek tek ilgileniyorum ya. Yani hepsinin iyi olmasının için uğraşıyorum yani. Merve, Ezgi'ye sorduğum soruyu sorayım sana. Arkadaşlarını izliyorsan sen ne derdin? Arkadaşlarını izliyorsan. Arkadaşlarını izliyorsan. İşte ben soruyu, oralarda sıkıntı var arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlarını izliyorsan diye anlaşıldı. Tamam peki. Arkadaşlarınla. İşte ben la'yı, l'yi duymadım. Ben belki yutmuşum. Hayır, hayır ben tabii ki böyle anlıyorum. Ayrıca normalde. Sen soruyu nasıl istiyorsan cevap verebilirsin. Hatta istediğin gibi algıla, ben öyle sorayım soruyu. Merve sen buraya mı gelsen acaba? Allah, olur ya. Gel sen buraya Allah'a. Benim ama özelliğim biliyorsun bu, böyle şeyler. Ne dediniz şimdi? Arkadaşlarını izliyorsan sen ne derdin? Cem Yılmaz bir hüner gösterisidir dedi. Hatta onun devamı da var. Beni seviyorsan bu çeşitlendirmeyi de seversin. Sevmiyorsan zaten sevmezsin dedi. Bence arkadaşlarımın çok seveceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarım da benim gibi genelde. Bilmiyorum, hepsi herkesin, yani oyuncu olan arkadaşlarımın içinde olmak isteyeceği bir iş olduğu için. Kesin biraz kıskançlık çok, olabilir anlamında. Yok, hepsi de çok iyi bulacağını düşünüyorum yani. Çünkü... Bilmiyorum, herkes heyecanla bekliyor şu an. Twitter'dan bir soru var. Cem Bey, yeni ekip bu mu? diye sormuşlar. Yani bundan sonra bu ekiple mi devam? Abi, hani sen öylesin ya hep kafada yani. Abi yok, yani biz yıllardır tanışıyoruz çocukken. Tabii. Dedim ya, yani ben onu küçüklüğünden beri bilirim yani. Bizim ya şöyle bir şey var. Yani genleşmek, kalabalıklaşmak meselesininle ilgili ne böyle bir takıntım ne de tutkuyla bağlı olduğum bunlarsız olmaz diyeceğim bir şey var. Ya ikisi de çok kıymetli bir şey ama temelde bir şey var. Yani kafa dengi insanlarla yapılacak bir şey komedi. Öyle yani bir, gerçekten kolay olmuyor. Yani evet. Yalnızca yani metine sahip çıkıp da anladım tamam bu adam böyleymiş, bu kadın böyleymiş demeyen birisinle yani devam etmez. Ha, bizim bu son maceradaki arkadaşlarım maşallah hepsi yıldız yani, hepsinin işi evet. de var. Dolayısıyla bu birazcık pahalı bir kadro yani biz. Bir taraftan şunu da maddi biliyorum. Maddi manevi yani takvimsel olarak öyle. Şey bir oyuncudan bir oyuncu ile ilgili merakı olduğunda bence çok önemsediği başka bir şey daha var. Eğlenir miyiz birlikte? Yani sette eğlenir miyiz? Hani bir sorun çıksın istemiyorum diyor ama mesela. Çünkü çok önemli oluyor. Çünkü. Ve olur. Bu sorunun üstüne çok düşünüyor, soruyor. Bir kişiye değil, güvendiği birçok kişiyle konuşuyor. Sosyal bir iş abi bu. Sosyal evet. bir iş. De yap, şeyle dediğin gibi yani iş komedi bir yandan insanın ruh halini çok etkilemez mi? İstemediğin, of. Sevmediğin, arıza ben, ters birinin olması. Yok. Aslında birbirimizi o anlamda yani insanların tavrına saygım var. Yani birisi bizim kadar sosyal olmak zorunda değilse de. Yani işini yapar gidip karavanında çekilip oturabilirdi. Ayrı konu. Yani onu böyle o kadar kişiselleştirip de gelsene ya şurada gülüyoruz. Bu da katılmıyor. Bir daha olmasın bu. Öyle bakmıyorum. Mesleğe yaklaşım olarak o bir ortak özellik arıyorsun. Diyorsun ki yani hedefi ne? Amacı ne arkadaşının? Masaya ne koyuyor? Yani beraber anlıyor muyuz bu espriyi? Çünkü ben yani yalnızca filmlerde değil, çok günübirlik setlerde de bulundum reklam vesilesiyle. Ya bu iş çok karmaşık bir konu. Yani herkes bazen kazara, yanlış anlamayın. Yani bazen kazara bu işlerde olan insanlar oluyor. Hmm. Yani herkes biliyordur bunu. Örnek verir misiniz? Binlerce verir. Bir tane verir misiniz? Ya katalog. Türkiye'den bir tane verir misin mesela? Kazara. Vermemeli. Mümkün mü böyle bir şey? Ben hiç kimsenin canını yakmak istemem. O rolü şöyle değiştiriyoruz. Yani genellikle benim canımı yakmak isterler. Ben kimseyi üzmek istemem. Ama mesele şu. Yani hakikaten bugün Türkiye'de hani bir ara bir espri var. Türkiye'de şimdi artmıştır çok. 10 milyon olmuştur. Yani 5 milyon müdür varmış Türkiye'de diye bir espri vardı. Aktörlük de öyle bir şey. Yani katalog. Ajansa yazılmayan insan yok. Kazara nasıl olunuyor ama ya? Çünkü iş onu kaldırıyor. Yani iş onu idare ediyor. Belki 15 sene bile idare ediyor. Yani iş ondan fazla bir hüner beklemiyor. Yani ya demek öyle diyorsun, eve gidiyorsun. Yani. Şimdi bunun aktörlükle bilgisi yok ki. Biraz yani var mı? Yok değil mi? Yok. Yani biraz rol arkadaşlarınızı masaya yatıralım istiyorum ben ama.
Burada olmayanları bence yatıralım. Ben onlardan bahsediyorum. Evet abi, nedir bunlar? Mesela abinizle başlayalım isterseniz. Vallahi abimin bu işte ya da benim yaptığım işlerde aslında yani tırnak içinde oyuncu olarak orada bulunması bir neşe işi. Onun hiç öyle bir dünyası yok. Onun yani temelde bu böyle yazarlıkla ilgili bir macerası. Tasarlanırken, öyküyü dizerken, ne bileyim tercihler yaparken çok bir yardımı oluyor elbette. O işin hani ciddi bölümü. Şaka bölümü de abimin esprisi şudur. Yani tekneyi bekleyen çorbayı içer. Hani onun peruğu hep hazırdır. Doğru ya. Hakikaten. Abimin peruğu orada hazırdır. Evet. Er Yetiş diye bir karakter vardı Arif'le 216'da. Bayıldım ben ona. Er Yetiş karakterinin peruğu karavanda durur abicim. Abim de setteyse var mı abi Er Yetiş'lik bir şey deyip takıyor. O bizim aramızda bir espri. Ama bu arada Can abinin oynadığı karakterler hepsi çok efsane olan karakterler. Yani çok kısa ama hiç unutulmuyor. Mesela İsmail Bey değil mi kendi patlayan? Evet. Ya bu unutulmaz bir şey o mesela. O bayağı uzundu. Uzun bir roldü o yani. Ama yani bizim aramızda bir şakadır. Onun da öyle bir maci şeyi var. Yani bununla ilgili bir iddiası yok yani. Eğleniyoruz yani kendi aramızda. O kadar da olur. Ama komik şeyler yaşamıyor değiliz. Yani yıllar evvel bana şey demişti. Yahşi Batı filminde kötü adamlardan birini oynamak istedi. Dedi ki Johnny Lash. Johnny Lash karakterini ben oynayacağım dedi. Ben dedim ki. Ya dedim moruk o çok zahmetli. Ya ata bin, atlanın, öyle yap, böyle laflar söyle. Ya dedim böyle bir eğlenceli, çünkü ben biliyorum yani yolculukta onu he he dersin sonra orada yoruluruz yani. Dedim ki sen dedim bence onu oynama falan filan. E sen burada Arif olacağım diyorsun, oluyorsun diyor. Ya şimdi olur mu bu yani, böyle bir şey olabilir mi? daha önce çalıştıklarımdan mesela... Zafer abim elbette, Çağlar, gene pek yakında da beraber oynamıştık Çağlar'la. Onlar daha önce oynadıklarım, bir de hiç yani bir de Uraz'la bir küçük böyle bir iki arada filminde. Uraz'la bu arada Tuntum sen 2019'da konuşmaya başlamışsın değil mi? Tabii, tabii ki. Öyle mi? Bodrum'a gelip gidiyordu. Bodrum'a. 2019. Evet evet, bu 2019'un yazında başladım onunla. Takvimleri dolu abi. Yani o sıralarda işte bir Russell Crowe'u yokladım. Türkçe oynayabilir misin diye. Ya o Zeus olacakmış. Herkesin işi var yani. Uraz'la bu kadar çeşitli bir şeyi ilk defa yapıyoruz. O da çok mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. Ya bu kadar çeşitli bir şey. Mesela daha önce yapan biri var mıdır acaba? Yani 8 bölüm, içinde 8 film. Evet. Ya böyle bir şey yani, işte yani başka bir yani ben mesela oyuncu olsam falan yok. Acayip de bir deneyim bir anda, öyle değil evet, yani. Evet evet canım, çok heyecanlı. Ama deneyim ama yani birazcık çok da. Çok zordu işte. Çok büyük yetenek. Tam ondan bahsediyorum işte. Yani. Çok zordu. Öyle benim diyenin yapacağı bir şey değil, üzgünüm yani. O nedenle bazen sitem ediyorlar yani, biz niye yokuz falan. Bilmem neden acaba. Zafer abinin yaz hikayeleri var mı? Ben bilmiyorum mesela. Zafer abinin hikayesi. Ya benim bilmediğim var mı en azından? Nerede? Ne hikayesi? Sizin setten var mı? Abi Zafer abi çalışkan bir insan ya. Yani evet. Çok çok enerjik. İşinde yani öyle bir komedik yani aksiliklerden komiklik yaşamıyoruz onunla. Ama bir keresinde science fiction bir film çekiyoruz. Ben, Nilperi ve Zafer abi var sahnede. Zafer abim voice over yani dışarıdan seslendirilecek olan sayfalarca replikler var. Bir de canlı olarak söylediği replikler var sahnede. Yani bir diğeri 6 ay sonra stüdyo ortamında kaydedilebilir. Ama bir grupta orada söylemesi gereken laf, çekim sırasında söylemesi gereken laflar var. Zafer abi o gün sete gelirken 6 ay sonra söylenecekleri 3 sayfa onları ezberlemiş. Yani yanlış şeye çalışmış. Yanlış şeye çalıştığı için de telaş yaptı tabii ve çok zahmetli bir makyajı var. Gerçekten 45 saniyelik bir sahne yani. Ama bütün gün onu boyadılar. Zeyrek'te çekiyoruz. Bütün gün boyadılar. Acayip bir kostümler giydi. Geldi. Söylüyor lafları. Diyorum ki abi onlar değil bugün. Onlar 6 ay sonra. Bugün lazım olanlar. Bugün lazım olanlar hangisi ya diyor. Gösterdim. Lan bana ben öbürleri zannettim diyor. Abi bak orada küçük parantezle ekranda söyler yazıyor bunları. Sen dedim canlılar. Ha canlılar yok dedi. Elimde. Dolayısıyla yani çok zorlu bir gündü o. Bir de bir mağaradayız bir falan filan. Bir de o makyajla falan. Makyajla.
bayağı o gün uzaylı oldu. Abimin güzel anıları var. Hani replik unutmayla ilgili. Nasıl? Bizim Şakrak'la da ilk defa çalıştım. Ben mesela Şakrak'ın şöyle bir şeyi var. Bülent Şakrak. Kendi de fark etti. O bana o huyunu söyledi. Ben onu sahnede çok izledim. Çok eğlenceli bir, dinamik bir oyuncu o da. Şimdi volümü arttırıyor unuttuğu zaman. Yani repliğini unuttuğu zaman volümünü arttırıyor devamlı. Ya demek öyle oldu falan diyor. Yani yükselttiği zaman volümü anla ki bir sonraki cümleyi hatırlamıyor. Yani. Bize bu huyunu da öğrettiği için baktım ki bu bazen bağırıyor. Dedim ki devamı yok galiba. Yani bağırınca o hani şey yaşlılarla turistle konuşurken buradan doğru git falan vardır ya. Öyle bir mekanizma geliştirmiş o. Abimde ise biz bunun eline bir tane gazete verdik bir sahnede. 82 yılının Saklambaç gazetesi falan. Böyle okuyor. Ve Zafer abi geliyor. Karakterdeler ikisi de. Bir replik söylüyor. Ve abim ona evet demesi lazım. Evet. Oyun. Baba. Neydi benim lafım ya? Neydi benim lafım? Evetten daha uzun. Yani... Lafım neydi dedi. Biz dedi ki evet. Ben evetimi unuttum dedi. Peki dedim bu sırada hani burada hani giyindik, makyajlar yapıldı. Oturuyorsun yani evet diyeceksin. Ben dedi gazeteye daldım dedi. Daldım dediği gazete 1981 yılının Saklambaçı ve kurgu. Kurgu gazete. İçinde mesela Öner falan yazıyor. Öner Işık yakalanmıştır falan. Ulan diyor ben de gazeteye daldım. Kuzenimin adı Öner Işık. Kurgu olarak da orada bir haber var. Öner Işık'ı görünce ona daldım diyor. Ne olmuş acaba Öner'e 81'de diyor. Çağlar'dan var mı böyle mesela çok? Abi Çağlar yani... O da çok böyle bir yoğun bir işten çıkıp tekrar yoğun bir işe gitmek üzere çalışıyordu. Ama yani ben onunla daha önce çalıştım. Onun şeyini biliyorum yani hızını mızını. Ama ona çok iş çıktı. Yani işte kılıktan kılığa girmelerde o da yani bir liste yapsak hepimiz girdik elbette de. Yani zahmetlilik olarak onunki biraz zahmetliydi. Bu kadın hikayesi anlattım o ya. O müthiş o ya. Çok güzel. Uraz'ın var mı böyle bir hikaye? Ya o şey, bu arada onların şeyi de çok sen iyi ya. Sen bakma Uraz yani işini çok ciddiye alan bir çocuk yani gerçekten. Evet. Yani böyle hani komediktir şöyledir abi nasıl olsa yaparız hiç öyle yaklaşmıyor. Uraz'la ilgili espri aslında birazcık da şu. O kadar fazla ciddiye alıyor ki benim sinirim bozuluyor. Mesela ben oğlum tamam işte konuştuk ya peki ya oğlum. Peki orada ben falan hani tamam oğlum hani şey gibi değil. Hiçbir sorusu öyle hani tırışkadan değil. Hani bazen öyle aktörler bir de işi de böyle yüceltmek için. Abi burcum ne falan filan böyle şeyler de sorarlar da. Ya o tip değil. Gerçekten işe yarayan sorular soruyor ama yerinden fazla. Burcum ben yani onunla yani dedim ya yani çalışmaktan seyirci bu arkadaşlarım başka şeyler de izliyor ya. Elbette ben de izliyorum yani. Biliyorum yani onların bir şey yani mutlaka kabiliyetleri geniş olduğunu ama işte yani bizim yaptığımız iş türünde iş çok olmayınca hepimiz böyle heyecan duyuyoruz başka şeyler oynamaktan. Onun için çok eğlendik. Ezgi sana bir şey soruyor. Komedi dizilerinde özellikle son dönemde işte yani Türkiye'de Avrupa yakası ile birlikte biten bir komedi dizisi hali var. Bu herkesin çok söylediği bir şey. Fakat diğer taraftan da üretilen şeylere dair öyle bir acımasızca bir eleştiri tufanı var ki. Yani hani bu işin Cem Yılmaz tarafın dışında söylüyorum bunu. Hani şimdi sen Feyyazların işini ben çok beğeniyorum. Bilmiyorum sen ben bayılıyorum. Bayılıyorum. Yani Gibi'yi çok beğeniyorum ama evet. Mesela onların da yaptığı filmler, diziler falan bir çok seven var ama diğer tarafta evet. Da böyle bu ne ya'cılar var. Evet. Sana mesela şey soruluyor. Valla bu ne ya varsa... Var. Bu ne ya varsa... İyi bir şey yapıyorlar demektir. Ben 30 senedir bu neyadan kurtulamadım. Dolayısıyla bence oradan... Dora'ya da bu neya olmuş muydu mesela? Ben hatırlayamadım. Hepsine. Bu film değil falan. Komediden çok iyi anladığımızdan mı yoksa boşluktan mı diyorlar bu komedi eleştirme merakı? Yani ikisi olduğunu da çok düşünmüyorum aslında. Yani şey bir taraftan gerçekten göreceli bir şey. Tabii. Ama bir taraftan şey de var ya...
İnsanlar mutsuz oldukça herkes mutsuz olsun istiyor. Böyle bir kesim olduğunu da düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Ya ben yeterince mutsuzum, buna gülmedim. Ve ben mutsuzsam o da mutsuz olsun demeyi seven bir grup da var. Onlara da bunu tenkit ederek söylemiyorum. Çünkü hakikaten mutsuzluklarına da üzülüyorum. Haklı da yani, çok mutsuz. Ama bu bir... Sen gene çok yani böyle sarılarak söyledin. Evet. Sarılarak söyledin yani merhametle, ama ben daha net bir şey kanaate vardım. Abi hani bir söz vardır, filmleri yalnızca izleyenler açısından değil, yapanlar açısından da. Derler ki, bunu çok duyduk, ben etrafımda çok duymadım ama bu bilinen bir şeydir. Yani millet buna gülüyor, bunu yapalım diyen film yapma yöntemi vardır ya. İnsan buna geliyorlar. Halbuki o yalandır, biliyor musun? Niye? Çünkü gerçekten o kadar yapabiliyorlardır. Ve uyduruk bir şekilde seyirciyi küçümseyerek derler ki, bunlar bundan anlıyor ya, bu ya biz onlar için yapıyoruz derler. Yalan. Halbuki kabiliyetleri o sınırdadır. Bizim taraftan böyle. Karşı taraftan da kimseyi gerçekten üzemeyiz. İnsanların beğenileri bu olabilir. Evet. Yani bunu üzülerek tabii söylüyorum. Ama insanların beğeni eşiği düşük olabilir, ne olacak şey, bunlar? Bir de Candaş ne yani, bileyim belki de öyle. Yani kah 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 kih kih kih. Yani illa da öyle mi gülmek lazım bir filmi ya, komedi filmini izlerken de keyifli vakit geçiriyorsan bu da yeterli olabilir. Evet. Bilmiyorum, ben kah 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 gülen bir insan olmadığım için söylüyorum bunu. Evet, hepsinde öyle gerçekten. Kah kah da hih hih de değilim. Çok az yani bunu yaptığım şey ve ama gülüyorum da. Ya ama böyle hani vay ne şeydi, ne bileyim yani, benim için keyifli vakit ben geçirmek önemli. Ben kooperatif ama oldum ya öyle. Evet işte var. Yok ben ondan vallahi demiyorum. Oldum yani. Her yani film hani bu komik herkesin... güldürmedi. Ya köke dönersek herkesin güldüğü şey başka. Elbette de. Bir de şöyle bir şey var. Yani eğer bir komedi anlayışı kitleselleşiyorsa o kitlenin beğenisi oradaysa bu daha yukarıda daha aşağıda anlamına gelmiyor. Şu anlama gelir yani, ben sana gülmüyorum. Tamam. Evet, bana yani. Niye bunu beyanda bulunuyorsun ki? Güldüğün şeylerle ilgilensene. Ne bizimle vakit kaybediyorsun? Yani. Evet. Hayatımda hiç hatırlamıyorum ki yani John Carpenter beni korkutamadın dediğimi hiç hatırlamıyorum yani. Ya biri çok güzel bir şey yazmış. Ne kadar saçma bir şey. Diyor ki sanki birinizin evinde oturmuş sohbet ediyorsunuz da yana biri kamera koymuş gibi seyrediyoruz diyor. Hiç televizyon yok. Gerçekten öyle bir rahatlık içindeyiz. Çok teşekkür ederim. Ama işte bizdeki o samimiyet sendeki sohbetle birleşince. Bambaşka bir şey. Hadi buyur. Hadi buyur. Yani şeylerin yıkıldığı bir dönemdeyiz ya. Özgürlüklerin acayip bir şekilde iki kutbunun da doğru olduğu bir şey. Yani acayip insanlar kendilerini özgür hissetmiyorlar. Ama imkanlar var. O imkanlar o kadar dar bir alanda ki insanlar onu böyle konforlu yerlerde kullanmak istiyorlar, bu sertliği. Evet. İçinden bir şiddet geliyor. Onu nereye döndüreyim, nereye döndüreyim? Ulan elimizin altında bunlar var. Of. Bunlara söyleyeyim. Değil mi? Çok fena. Bence yani bu tabii çok bu çağın bir derdi. Evet. Ama zannediyorlar ki mesela bana hep şöyle eleştiri gelir. Abi sen de çok takıyorsun falan. Ya benim işim insan yani, ben elma satmıyorum ki. Onun için insanı merak ettiğim için bunlara kafayı takıyorum. Ama dertlenmiyorum yani. Çünkü dedim ya, herkesin bir mizah anlayışı var. Tabii. Evet. İlla ya, düşünsene ben 22 yaşında sahneye çıkarken acaba İstanbul'da bana kaç kişi güler diye düşünmedim ki 50 yaşında düşüneyim. Ya 50 yaşında niye bunu düşüneyim ben? Ama şey de enteresan tabii yani, yani şimdi Cem Yılmaz Türkiye'nin hiç tartışmasız yani en komik adamı ya. Öyle mi? Bilmem. Abi ben yani, şimdi yılbaşında Covid oldum. Yatıyorum yani, hiçbir şey yapamayacağım arkadaşlarımla, eşimle, ailemle, kimseyle, dostumla görüşemeyeceğim. Covid oldum. Oturuyorum, açtım Netflix'i. Ya yani Cem Yılmaz seyrederek karantinada çok güzel bir yılbaşı geçirdim. Çok güzel. Allah gerçekten razı olsun. Gerçek kendisini de aradım. Kendisini gerçekten. Konuştuk falan hatta. Yani orada dedim ki ya gerçekten böyle adamlar iyi ki var. Böyle insanlar kesinlikle. Gerçekten iyi ki var. Kesinlikle. Şimdi en hiç tartışması en komik adam sensin. Yani bence ve milyonlarca canım, insan. Estağfurullah. Senin için komiklik birinci kriter değilse bu sahiden bir şey anlatma gayesi demek zaten izleyiciye. Ama şununla karıştırılmasın ne olur. Ben gençliğimde bu konuyla çok alay etmiş bir kimseyim. Eğer kofti bir mizah anlayışım varsa
ben derinlikli bir komedyenim diye bir şeyin arkasına saklanıyorsan ufaça tabii. Ya ben bunu böyle düşünmüyorum ben. Ama makaranın dozu algını aşıyorsa makarayı anlamıyorsun demektir. Yani birazcık da insanlar kendilerini de yoklaması lazım. Yani Erşan'da buna çok karşılaşma ihtimali ya, var ama. Ya önemli değil ki benim için. Yani diyorum ya. Yani şimdi biz bunu roket, anladığımız için yok demek geliyor içinden. Ya roket. Tabii ama. Yani, ama bu roket bir zevk kopmuş, meselesi kısmı da çok göreceli değil mi? Ya roket kopmuş, ayrılmış, adam diyor ki ben de geleceğim aya. Ya kopmuş yani gitmiş yani modül gidiyor, bırak şimdi sen. Onunla ne işin var? Zevk almaya bak yani. Şimdi bu tabii bir ikilem getiriyor ya beraberinde. Yani bir komedyenin yaptığı işle ilgili masumiyetini kaybedip kaybetmemesi asıldır önemli olan. Ben bunu yani racon kesmek için bu komiktir gülün yapmıyorum ki. En berbat işler bu iddiayla çıkıyor. Biz gayet amatör duyguyla ulan elimizde her seferinde ulan elimizden de bu geldi diyoruz. Elbette birazcık da büyüklenme değil de bir gurur da duyuyoruz işimizle ilgili. Çünkü ne yaptığımızı biliyoruz o anlamda. Adam ne yaptığını bilmeyenlerin hiç derdi yok. Ya adam mesela ne yaptığını bilmeyenin hiçbir eleştiriye muhatap olduğu yok. Ülke sorunlarına. Ya mesela ben çocukluğumdan beri diyorlar ki şu konulara değin. Ya hangi konulara ya? Hangi birine değineyim ben? Yeter ha, bıktım artık yani. Arada sen de yani sen mesela çok... Sen de değin. O bayağı değiniyor da yani. Evet. Sen de evet, bayağı ama, değiniyor hatta ama bizim, yani. Şunu başına da gelmedi kalmadı değinmedi diye zaten. Bizim bireyselliğimizi ellerinden almaya çalıştıklarından da haberleri yok. Yani herkes mesela bireysel özgürlük peşinde, hiç özgürlük bahşetmiyorlar. Bu da çok garip. Hele artistik işle uğra. Hani ben bir ara şey demiştim. Gülmek lüks bir şeydir diye. Onu şöyle tercüme ediyor. Doğru, bilet paralarından belli. Ya arkadaşım öyle değil yani. Gülmek bir ekmek değil yani. Hani pirzola yerine geçer falan. Şu sıralarda geçse iyi olur da. Ama böyle bir şey değil ki bu. Yani birazcık böyle maddi manevi bir halin neticesinde oluyor. Adam pandemide ölüm kalım mücadelesi, evet. Ekonomik ölüm kalım mücadelesinde diyor ki hiç komik değilsin. Ha, bir tek ben hiç komik değilim, öyle mi? Yani insanın buna inanası gelmiyor yani hayat devam ederken. Bu. Erşan Kuner'i neden film değil ve neden dizi oldu diye soruyorlar. Daha fizibil olduğu için canım, işte bu zenginliği aşmak için. Çünkü 5 saat 50 dakikalık iş. Ayrıca bir de film de yani evet. Dizi içi film. Evet. Evet, daha uzun metrajda bir şey yapabilmek için. Yoksa en fazla 110-105 dakikaya o da bizim 2 filmimize tekabül ediyor. Ben size 7 film vaat ediyorum. Daha fazla yapabilmek için. Kaç gün sürdü set toplamda? Yani bütün başladığınız, Temmuz'da mı başladınız? Ben yanlış hatırlıyorum. 12 hafta. 3 ay. Gora ne kadar sürmüştü? Gora biraz dur kalkı olduğu için 16 hafta. Şey 16. Arif 216. O da 16 hafta. Ama bir şey söylemem lazım. Ben bir seyirci olarak bunu söyleyeceğim. Bu sefer işin içinde de bulunan bir seyirci olarak söyleyeceğim. Ya şunu da gerçekten zaten izlerken hissediyordum ama bu kadar prodüksiyonuna, sunumuna özen gösteren bir yapımcı ve yönetmenle çalıştığım için de çok mutluyum. Rol arkadaşım olarak ve yazarım olarak çalışmanın dışında o bence çok kıymetli bir şey. En iyisi neyse ve ne gerekiyorsa bunu yapalım. İmkanlarımızı zorlayalım. Ama dünyada bunu yapmaya çalışıyorlar. Biz de bunu yapalım lütfen diye. Çok iyi bir sunum hazırlanmaya çalışılıyordu sette. Kamera önü içinde ama oyuncuların konforu içinde. Bence bu çok kıymetli bir ya şey. Standardı buraya getirmek bile çok önemli. Öyle. Ve standardı buraya getiren herhalde bir iki kişi var ya da yok. Yani o kadar. O kadar. Ki düşünüyorum ben de var mı diye. Evet yani. Çok çok az. Çok önemli bir şey. Sahiden de yani. Çok kıymetli bir şey vallahi yani. Yolculukta yani herkes iyi niyetle başlıyor ama yolculukta. Yani şimdi bazen bunun sebebi maddiyat olabiliyor. Ki anlamlı bir şeydir. Düşünüyorum şu anda mesela bir hani sinema filmi seti şu anda bir hayal gibi bir şey. Çünkü
şu anda salonlar çok sağlıklı çalışmıyor. Sinemanın geliri tartışılır bir durumda. Hoş, bu konulara girmeyeceğim çünkü bir tek benim derdim varmış gibi oluyor sonra. Halbuki bir kamyon adam bununla ilgili çırpınırken, hani ben konuşmuş olmayayım, hadi beni ilgilendirmez diyeyim. Ama hayat devam ediyor ya film setlerinde. Birçok insan film setinin, bir kişinin hayali var, onu gerçekleştirmek için toplanılmış, siz de kan ter gözyaşı zannediyor. Öyle değil. Ben öyle görmedim. Yani öyle alışmadım. Hayat devam ediyor. Yani hayat devam ediyorken orada herkes zaten kan ter gözyaşı var. Ama bir güzellik olması lazım. Yoksa... Sana çok Feride'ye sorulacak bir soru var burada. Diyorlar ki dijital platformlar çok iyi, iyi ki varlar, hiçbir sıkıntı yok falan, ama diğer taraftan da mesela oyuncuların bu tarafa geçiyor olması tiyatroya, tiyatronun ta kendisine zarar vermiyor mu biraz? Hiç vermiyor. Tiyatro salonları dolu. Çok benim şükür bildiğim dolu. Tabii. Kadarıyla, bence de gördüğüm dolu. Kadarıyla dolu. Tiyatroya hiçbir zaman hiçbir şey olmaz. Biraz sallanır, sarsılır ama hiçbir zaman olmaz bir şey diye düşünüyorum. Bir de gerçekten... Son 10 senenin profiline baktığım zaman irili ufaklı. İçerik olarak bence tiyatro çok altın çağını yaşıyor. Evet. Seyircisi çünkü sahip çıkan bir seyirci tipi. Evet. Bir de iyi bir şey yapıldığında hep duyulmuyor. Orası kesin. Alternatif tiyatrolar da dahil. Yani bir ara işte pandemiden ötürü dünya durdu, ayrı, ama sahip çıkıyor her zaman. Tiyatro, ama şu ara yüzden... tiyatro yapmak da yani bütün bu aslında sevgili izleyicimizin atladığı bir şey var. Yani şu elektrik faturalarında çok falan çok güzel bir şeye denk geldi. Yani dijital platformları konuşmaya sıra gelmez yani. Vergisi, vallahi kirası. Bizim yani... tek anlamadığımız, şimdi belki bu müzik yasağınla ilgili de bir şeyler oldu falan. Olumlu. Gece 1'e şey oldu. Hayırlı çıktı. Olsun. 12'den. Yani. Ben bunu hala anlayamadım. Şimdi mevzu ne biliyor musun aslında? Bizim düşünün kültür sanat anlamında. Hadi bizi geçtim. Ben kendi yağımla kavrulan bir insan. Kendi işimin getirdiği gelirle döndürüyorum işimi. Ama şöyle bir konu var. Yani tiyatro, sinema olsun istiyoruz ya hepimiz. Ama yani böyle bir, yani bir elektrik parası yüzünden bir tiyatro salonunun perdesini açamaması meselesi bir kere duyulduktan sonra buna hemen birinin müdahale etmesi lazım. Bunun bir sosyal medya tartışmasına dönüşmesi çok üzücü bir şey. Evet, evet. Çünkü bu hiçbir şey değil. Biz şeyi hatırlıyoruz. Pandemide az buçuk tiyatroya, sahnedeki konserlere izin verilmeye ufak ufak başlanırken salonlar, kimse alınmasın, belediyelerin elinde olan salonlar, şunlar bunlar, hiç mesela insanlara bu salonların kiralanmasıyla ilgili ya yarım salondur, bilinmedir diye hiçbir destek olmadı. Varsa da çok nadirdir. Ben 30 senedir sahneye çıkan adamım, biliyorum yani. Yani bu işler herkes tırnak içinde zengin olmak için yapmıyor ki bunu. Yani bir tiyatro salonu elektrik parasını ödeyemiyorsa bizim hani devletimiz diyecek ki yani ya bu bir konu bile değil, sen devam et yani sanatını. Aynen. Yapmaya. O elektrik faturasını nasıl ödeyecek geçenlerde? İşte gerçekte mümkün değil, şuraya tekabül ediyor. Ben tabii tuzu kurular bölümünde zannedildiğim için. Ne zaman böyle bir şey söylesek sizin tabii tuzunuz kuru diyor. Hayır, ben Arif'in oğluyum yani, benim tuzum nereden kuru yani, çalışırsın. Ayrıca birinin tuzunun kuru olması kuru olmayan için bu? Konuşmasına engel midir? Ya bence önemli olan bu. Dolayısıyla biz çünkü biri hani... bunu yapamıyorsa... Sesini sorulan yardımcı olmalı. Evet. Önemli olan bu, insanlık bunu gerektiriyor. Vallahi insanların çok ciddi bir kalabalığı kendi ihtiyacı, alaycı bir tonda hepimize maşallah insanlar iban atıyorlar. Evet. Hayatımız bununla geçiyor bizim. Bu çok acı bir tablo. Yani bunu söylemekte beis görmüyorum çünkü içlerinde gerçek ihtiyaç sahipleri olduğuna inanmıyorum. Çok ciddi bir kalabalık. Gerçek ihtiyaç sahibi yapamaz. Gerçek ihtiyaç sahibi, çünkü ben tanıyorum gerçek ihtiyaç sahibinin ruh halini. Bu değil. İnsanlar sosyal medyadan, sosyal bir devlette insanlar sosyal medyadan hasta çocuğuna, kendisine ya da şımarıklığına, Ezgi abla bana IBAN'ın bu bana para gönderdiği atıyorsa her şey birbirine giriyor. Ama bir realite vardır. Dersin ki kültür sanatla ilgili bir tavrım var benim. Nedir kardeşim sizin ihtiyaçlarını? Size hani bu süreçte sizler elektrik parası almıyor. Bu kadar hani bu bir mesele bile değil ya. Sonra şöyle şeyler oluyor. Hani dedik ya seyircimiz sağ olsun benim için değil. Hadi beni yine geç diyelim. Tiyatro seyircisi olarak söyleyeyim.
bilet fiyatlarını hep makul bir seviyede tutuyorlar. Dünyadaki hiçbir tiyatronun bilet fiyatıyla mukayese edilecek rakamlar değil. Ama memlekette de alım gücünle ilgili bir durum var. Abi. Yani ne kadar sübvanse etmeye çalışsan bilet fiyatıyla seyirci o derece üzülüyor. Evet, evet, haklısın. Halbuki tiyatronun da buna ihtiyacı var. Yani birinin evet. gerçekten yani şöyle yapmasında çözülecek şeyler gibi düşünüyorum bunları. Yani ama çok üzücü tabii. Bir yandan tabii yani tiyatroların doluyor olması, işte tiyatroların, işte müzikallerin sizin mesela... Ya seyirci elinden geleni yapıyor. Ya çok umut verici ama diğer taraftan da sadece bilet satarak asla ödenmeyecek sadece elektrik faturaları. Elbette. Görüyoruz ve yani bu hani bilet elbette. Fiyatı izleyen insan sayısı falan bir bakıyorsun olmaz yani. Ya şeyi Allah falan Allah. Geçtim hani oyuncunun kazanacağını falan ondan yok, vazgeçtim yani. Yok zaten ya. Geçtik. Tabii. Bir pastanede poğaça satarak o elektrik parasını ödeyemiyor zaten. Evet tabii. Yani her evet. şey için geçer. Neyse derinlere girmeyelim. Üzülüyor musun? Yani size düşmeze geliyor ya iş. Ben bir şey daha eğlenceli buluyordum. Geçenlerde birisi şey yazmış. Mesela bizim meslekle ilgili biz olağan olarak bazı meslek birliklerine üyeyiz ya. Hani diyor ki mesela Kültür Bakanlığı'ndan para alıyorsunuz diyor. Sonra da devlete sövüyorsunuz diyor. Ben hiçbir zaman devletime sövmedim ama Kültür Bakanlığı'ndan da Allah'a şükür şimdiye kadar para almadım. Benim yani böyle bir maceram olduğunu nereden uyduruyorlar mesela? Ki herkesin de hakkıdır ha yani. Hakkıdır yani hani böyle yardımlar almak. Ya Kültür Bakanlığı keşke sanatçılara gerçekten sahne işine yapana... Tabii ihtiyacı olanı diyorum. Yani ihtiyacı olanı eleştir. Tabii. Ya ihtiyacı olanı tespit etmek bu kadar gizemli değil. Onu demek evet. istiyorum. Her şey bariz meydanda. Vallahi sevgili seyirciler sorularınızı görüyorum ama bu kadar sorulacak gibi değil bu. Elimden geldiğince sormaya çalışıyorum. Reklama ne zaman gidiyoruz biz? Ha öyle mi? Peki reklama gidiyormuşuz. Reklamlardan sonra az önce konuştuğumun son bölümünü yapacağız. Seçim şarkımla geliyorum. Az önce konuştuğumun son bölümündeyiz. 2022'nin en çok beklenen ve en merak edilen televizyon olayı Erşan Kuneri'yi. Erşan Kuneri'nin oyuncularıyla konuşuyoruz. Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Cem Yılmaz'la birlikte Merve Dizdar'ın bu eşsiz projesini konuşuyoruz. Gerçekten çok çok sağ ol. Eline sağlık, çok güzel yazmışsın. Yani, gerçekten evet, şahane. Şimdi bizim röportajın sonunda ben sana Erşan Kuneri ile ilgili yani son olarak ne söylemek istiyorsun onu sordum. Hani seyirciye söylemek istediğin bir şey var mı? Böyle hani röportaj raconundandır da sorulur soruyu. Daha bitirmiyoruz galiba değil mi? Bitiriyor muyuz? Ya bitirmiyoruz. Ama sizlerden özellikle böyle izleyiciye Erşan Kuneri'yi sizin ağzınızdan anlatan bir iki cümle duymak istiyoruz. İzin verirseniz hala biz senle başlayalım. Yani böyle Erşan'a dair senin içinde olduğun hani oyuncu sonrasında izleyici... böyle birazcık içeriden birazcık dışarıdan bakan gözle. Canım sıkıldığında açıp açıp izleyeceğim çok eğlenceli 8 bölüm mükemmel bir anım oldu bir oyuncu olarak. Bir seyirci olarak da keyif alarak izleyeceğim bir dizim var şu anda. Çok biliyor mutluyum musun? O yüzden. Ben ara ara şey açıyorum kooperatif açıp seyrediyorum. Ben şimdi şanslıyım tabii. Gerçekten şimdi bana Netflix bir kıyak yaptı çok teşekkür ediyorum. Şimdi röportajı yapacağım için. Şifreni açıp... benimle paylaşır mısın? Biz açıp açıp izleyemiyoruz ya. Abi paylaşamıyorsun onu. Öyle bir şey değilmiş o. Az kaldı. Çok merak ediyorum. Bir kere 2 bölümü izleyebildim sadece. Diğerlerini azıcık azıcık izleyebildim. Ama senaryolarını biliyorum diye çok hakimim. Arkadaşlarımla birlikte sahnedeydim diye hakimim. Ama yani birkaç kere izleyeceğim çok fazla bölüm var. Ve ben seyircinin de bunu yapacağını çok kesin. Eminim. Ben kooperatifte bir de tabii bana şarkı çok geç geldiği için şarkıyı dinlemek için demeyi sürekli dönüp dönüp oraları kaydediyordum. Merveciğim. Ben şimdi her işte biraz böyle ne bileyim her izlediğim komedi de olsa böyle yüzün aradığım için çok duygusal bence bir yandan da. Bana çok böyle şey geliyor. Yer yer romantik yer yer yani gülüyorsun ama ben işin o kısımlarını da çok sevdiğim için bence çok inanç. Ve duygusallık bir arada olacağını düşünüyorum. Komedinin yanında. Sana soracağım ama sana birini göstereceğim. Bir gösterebilir miyiz onu? Şimdi ben de rol aldım şeyde Erşan Kuneri'de. Candaş dost. Hatırladın mı bunu? Bir şey soracağım bu sahnede evet, çok ya. Güldüm ben ya. Sahne bitti işte. Çok, çok güzel. Çok iyiydi. Çok güzel. Evet bu beyefendi bir dönemi anlatıyor. Evet candaş dost. Bu kardeşim candaş. Takma bıyık bu bıyık. yani...
gülmekten bıyığını zor tutuyordu yani. Gerçekten ağır bir bıyık çünkü bu bıyık kolay bir şey değil. Bravo, tamam, kolay bir bıyık değil bu yani. Bir sorumluluğu var o bıyığın. Bence gerçekte olanların da sorumluluğu fazla. Tabii elbette. Bu nasıl, bu takma bıyık mı gerçekten? Takma bıyık. Ya bu o kadar yakışmıyor. Yakışmış demeyeyim de hani bu o kadar olmuş ki. Evet aynen. Evet. Allah rahmet eylesin, Tarık abiye benziyor kardeşimiz. Evet. Tarık çok güzel. Senin izleyiciye söyleyeceğin Erşan'la ilgili böyle Erşan Kuner'i açmadılar, daha henüz başlamadılar ve Cem Yılmaz'dan ne duyuyorlar? Vallahi yani yalnızların ilacı ama kalabalık arkadaş gruplarının da güzel bir eğlencesi bu hakikaten. Bir de orta yaşlılar için Zafer Algöz'ü sevenler için Zafer Algöz var. Genç kızların sevgilisi Uras Kaygılaroğlu'nu sevenler için Uras Kaygılaroğlu var. Kardeşlerime hayran olanlar için onlar var. Nilperi'yi zaten belli bir kitlesi var. Bülent Şakrak keza. O, tiyatro çevresini toplasa yeter. Edebiyat dünyası için Can Yılmaz. Edebiyat dünyası için Can Yılmaz ve Ataol Behramoğlu. Ve beni sevenler de araya girdiği zaman çok kalabalık bir aile oluyoruz. Dediğim gibi bir şeyi seyircinin bizden daha geri olduğunu hiçbir zaman düşünmedim ben. Sahneye çıktığım zaman insanların hep sahnedeki insandan daha akıllı, daha zeki, daha parlak, daha hızlı. Hep o ihtimali gözettim. Dolayısıyla burada da biz yani Fakmadi filminde bir replik var. Ezgi söylüyordu onu. Yani esnaf kendi yaptığı lahmacunu tatmadan ölmez. Dolayısıyla ben yani ben bu lahmacunu yerim. Tavsiye de ederim. Bu arada filmin başlangıcında bir de lahmacun sahnesi var ki. Zaten lisinde oturmuşsunuz. İşte diyorum ya hani dedin ya değil mi, katmanlı ne demek diye. Bizde hiç boş yoktur hiç ya. Çok keyifliydi benim için. Güne öyle başlamak. Diziye öyle başlamak. Evet, o, bir de bir, o hakikaten ilk sahneydi. Evet ilk sahneydi. İlk evet. Ve en özlediğim şeylerden biri lahmacun, yemin ederim. Güzel miydi diye soruyorum. Çok güzeldi. Ya bizim çok yani güzel. Yediğimiz ya da işte ne bileyim aksesuar olarak önümüze konan her şey çok güzeldi orada. Merve ayrıca sorunu buraya gelip sormak ister misin? Yani hocam şimdi. Gel vallahi gel. Merve'nin tamam. Sorusu varmış. Sorusu. Affedersiniz. Oh çok güzel. Buyurun. Teşekkür ederim. Bak şimdi hava nasıl merak değişecek edilen yani. Soru. Merhaba herkese. Kamera hangisi oldu? Bir şey mi sorayım? Vallahi benden geliyor. Daha çok yakıştı. Bu da kanal yönetimine söylüyorum aklınız varsa ya. 23 Nisan gibi oldu şu an. Çok mutluyum. Çok güzel. Evet. Şimdi Cem Hocam. Buyurun efendim. Kaç ülkede aynı anda giriyor dizimiz? Altyazı ile hangi ülkenin seyircileri izleyebilecek? Çok güzel bir soru. Vay canına. Bence de çok güzel bu, bir sorumuz. Bu dijital platformun tabii böyle bir şeyi var. Bizi en cezbeden şeylerden bir tanesi de o. Yani dünyanın her yerinde oynuyor. Ve kendi dilinde oynuyor. Yani birçok dile dublaj olarak da çevrildiğini hatırlıyorum. Yani ses seçeneğiyle başka dilde de izleyebiliyorlar ama 192 ülkede gösteriliyormuş. Kaldı ki ben biliyorum ki benim Tayland'da da Endonezya'da çok sevenim var. Bir de Nilperi'nin babası biliyorsun nerede? Cibuti'deydi. O da izlesin diye. Dolayısıyla yani elbette şey meselesi var. Yani benim gösteride de bir altyazı koyunca hani diyorlar yani işte acaba evrensel mi şakalar diye. Bizim Erşan hikayesinde çok yerel olmayan bir sürü elbette espri vardır da tek tek böyle hani şu espri bu. Ama yani bir filmcilik macerası olarak bakalım insanların hoşuna gidecek mi, meraktayım. Bu 8 bölümden sonra devam edecek mi? Abi burada oturmak hakikaten zor. Şu an zor işte zor. Ben deminden beri mahvoldum. Kız doğru söylüyor yani. Evet. Böyle bir şey yok. Şurada Ezgi'ye böyle ne yapayım? Ben senin için evet, gerçekten işte. Bak size vallahi devam, teşekkür ederim. Devamla ilgili bir şey konuşmadık. Yani eder tabii. Canım, gayet eder ama ya. Canımız oldukça olur. Yani ama benim şimdi bu sonbaharda yapmak istediğim bir şey var. Daha kastını oluşturmadım. Arkadaşlarımla konuşacağım işte. Sinema mı? Film mi yani? Yok gene Netflix'e. Yani film mi? Film. Ha. Evet bir film. Nasıl bir şey sorabilir miyiz onu? Elbette seve seve. İsmi yani şu andaki kod ismi Cennet. Şehrin hayhuyundan kaçan bir çiftin başına gelenler. Yani gene böyle güncel bir konu. Yani güncel dediğim son 20 senenin 30 senenin konuları işte.
Kemal seyretti mi şeyleri, Erşan'ın 8 bölümü? Yok, zannetmiyorum. Kemal yalnızca filmlerin isimlerini bilir. Yapım aşamasında yazılırken, çizilirken baba işte bu hangisi falan diye soruyor. Ama tatlı bir şey yaptı geçen hafta. Dedi ki ben galaya gelmek istiyorum, gelebilir miyim dedi. Tabii oğlum dedim. Ne giyeceksin dedim. Bir tişörtle de gelebilirsin dedim. Yok dedi, bir ceket giysem daha cool olur dedi. Ya işte bu. Gerçek bir Kemal Yılmaz. Arif Hanım seyretti mi? Annemle babam izledi. Ne onların, ben merak ediyorum. Özellikle evet, annemle babam yani bu iş için uygun bir seyirci değil ama çok beğendiler. Çok güldüler. Yani mesela annemle babam gayret ediyor. Diğer seyircilerin de aynı gayreti bekliyoruz. Yok, çok güldüler. Çok manyak buldular yani. Yine bir yaptım. Şey söyleyebilir miyim? Sor. Kapatmadan ne olur. Lütfen. Burası da o kadar sen mi kapatacaksın programı? Ben artık, şu an çok rahatım. Ben buradan program kapatamam zaten. Program oradan kapanır usuller. O yüzden sen kapatacaksın programı. Cem hocama bir şey sormak lütfen, istiyorum. Lütfen buyurun. Yani çok acı bir şey. Önemli bir şey değil. Bu yakışıklılığın bir sebebi var. Şimdi stand-up'larınızda. Mesela çok üzülüyorum kendime. İlk bölümünde şey anlatıyorsunuz ya, bir yere gidiyorsunuz. Hiç yapmıyoruz ya. Gelmiyor. O benim. O hepimiziz. O sen değişik sadece. Mahvoldum. Gözümden yaşlar geliyor. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl bir, nasıl gözlemleniyor? İnsan abi, biz tanınır mı? Şakanın aynı zamanda kurbanıysan anlatması zevkli. Evet. O adamın ta kendisi ben olduğum için anlamlı yani. Çok acı hepimiz ama ya. Öyleyiz yani. Hepimiz ya öyleyiz. Çok güzel ama bir de tabii o Nasrettin Hoca hikayesi var. Eyvallah. O yani bence tüm zamanların o en da, iyilerinden o bir tanesi. O da pek duyulmadı. Onu bir 10 sene sonra falan o muhteşem ya. Gerçekten muhteşem. Yani. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum bu arada. Ben, estağfurullah, ben size çok teşekkür ediyorum. Programı siz kapayacaksınız ama ben hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Erşan'ın yolu açık olsun bu arada. Çok sağ olun. Başka buradan bütün arkadaşlarımıza, oyuncu arkadaşlarımıza vallahi burada olmayan. Bizim beraber evet. Yani burada, beraber. Bu arada bugün Uraz da burada olacaktı ama evet. Son dakikada bir setinde falan bir şeyler oldu seti galiba. Yok. Olamadı. Vallahi, ona selam gönderiyoruz. Burada olmayan arkadaşlarım hakikaten hepsinin bir bahane, yani bahanesi değil mi? Yani iş açısından bir mazereti olduğu için olmadılar ama hem onların adına hem de bizim dünyamızda, bizim sektörümüzde çalışan bütün yani emektar arkadaşlarıma bizim gibi yaptıklarınla gurur duyacakları, çalıştıkları zaman zevk alacakları, yani mutlu mesut, işimizi yapmanın zevkini, yani hem biz gençleri aşılamak ya da işte ne bileyim hep böyle anlatmak istiyoruz, bir meramımız var. İnşallah onlar da bizim gibi mutlu mesut çalışırlar. Seyircileriyle de sahnede buluşan, yani tiyatro sahnesinde, perdede, dijital platformlarda kim olursa olsun hepsine bol seyirci diliyorum. Biz unumuzu eledik, eleğimizi astık yavrum. Maksat gençler sevilsin. Yani gerçekten böyle bir kararmış zamanlarda bizim işlerin bir anlamı oluyor. Elbette yani bir tanecik amacımız var insanlara. Güzel vakit geçirmek, evet, güzel şeyleri hatırlamak. Ben bir de kendi adıma izleyici olarak şeyi çok önemsiyorum. Yani böyle yeni bir şeyler yapmak. Böyle senin tuhaf dediğin, değişik, gerçekten evet, hiç görmediğimiz bir şeyi bize yaşatmak falan evet. Beni izleyici olarak çok tutan bir şey. O yani. Bende böyle çok kahkahalar atmaktan çok daha kıymetli bir şey. Çünkü başka bir yere gidiyor benim hayatımda. O yüzden izleyici olarak sahiden çok teşekkür ediyorum ben hepinize. Ben teşekkür ederim. Yani. Ezgi'ciğim buyur, sana veririm sözü. Valla biz de çok keyifli bir sohbet yaptık. Az önce bir seyircimizin söylediği gibi sanki bir odada hep birlikte muhabbet ettik evet. Ve tesadüfen sanki bir odadayız bak şu an. Allah Allah. Seneye siz ne yapıyorsunuz? Biz sizi seneye hangi projeli konuk ediyoruz? Valla o soruyu bak canım. Seni tek alıyorum diye. Ben soracaktım. Siz bu sonbaharda ne yapıyorsunuz ikiniz? Yani klorak ve o iş bittiğine göre. Boşuz. Klorak. Bizim evet bu akşamdan sonraki son iki bölümümüz. Seyirci evet, masumlar da. Tabii tabii. Seyircimizi gerçekten biliyorum. Yani iki sezondur değil mi? İki sezon. Tabii iki sezon oldu evet. Çok muhteşem evet. Bir işin içindelerdi. Ya, seyirci de ona. Bunu yani takdir etti ve güzel reaksiyonlar. İçindeki bir diğer arkadaşlarımız için de aynı şey. Ama güzel bir yorgunluğun üzerine bir tatil arkadaşlarım yapar herhalde. Evet. Tabii peki, ki tatiller... Bodrum'a geleceğiz. Allah yapacağız. Bodrum'a ne yapacaksın sonbaharda? Sahiden var mı? Yani... Yok. Hayır. Yok. Bir şey yok.
Ben geçen sene... Sen bir karavan falan bir şeyler duydum ben. Geçen sene valla ayağımı denize sokmadım evet. Yani. Hiç bir gün tatil yapamadım. Bana konum at. Helal olsun. Biz sana. Bu yaz Bodrum'daymışız. Öyle mi? Öyle evet. Diyorlar arkadaşlar. En son yalnız o Bodrum'a bizim kıymetli arkadaşımız Başaran gitti. Bizim eve geldi. Cem Bey'in evine gitti. Hala ama dönemedi. Ama ne yazık ki hala abi, dönemedi. Hala abim, orada. Abim ve Zafer abi de vardı. Tekrar olsaydı ben misafirperverimdir ama abim ve Zafer abi vardı. Başarı kaybettik. Orada kaldı. Kaldı ya, nerede bilmiyoruz. Bir yola çıkmış. Dönüş yoluna bir Haziran Temmuz tatilim. Evet. Ama evet. Haziran Temmuz tatilim derken bu iki ayı da yazarak geçireceğim. Tamam. Yani bir şeyler çıkaracağım bakalım. Seyircime buradan küçük bir sinyal. Boş durmuyoruz yani. Ezgi'cim teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Her şey için. Estağfurullah. Ben. Merve Kapak programı ben o zaman. Ben çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok değerlisiniz benim için. Bir de sevgili seyircilerimiz. Sayın kameraya bakıyoruz. Buna. Merhaba. 13 Mayıs Erşen Kuner'i izleyin. Sabah 10'da Netflix'te yayınlanmaya başlıyor. Ve 8 bölümde... Sonra konuşalım tekrar. Evet. Böyle bir host çok özledim ben. Yok o zamanlarda. Bu delilikte görmüştüm.